Oğlum bu inanılmaz bir rebuild ya. FIFA oynayacağız değil mi? Biz FIFA oynuyoruz. Bir dakika, tak 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 tak. Bitti Allah bu kahretsin. İş. Çok kötü oldu. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Onur Online kanalının mükemmel her zaman biliyorsunuz ki özelliği şudur. Değişik farklı içerik. Konsept. Aynen. Farklı konseptler. Öncelikle kardeşlerim hoş geldiniz diyorum size. Hoş bulduk abi. Son zamanlarda kanalında yayınlanan son video bayağı ilgi gördü. Yaratıcı konseptin için teşekkür ederim. Yaratıcı konseptinde 3 puan aldığım için bir kez daha teşekkür ederim. O zamanlarda yükselişim var Uğur, dikkatini çekerim. Aynen. Hele ki bir önceki videoda son anda ikinciliği almam. Son anda böyle bir şeyle. Ondan da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yaratıcı konsept. Ve yeni bir şey. Çok yeni. Çarkı felek yapıyoruz ama bu bildiğiniz çarkı feleklerden değil. Herkes 3 tane kural koyacak. Ve o 3 kuralı çarkı felekte 9 kural olarak çevireceğiz. Bunlar nasıl kurallar olacak? İşte atıyorum 80 overlı oyuncu seç, saçı siyah oyuncu seç, bilmem ne gibi. Ve çarkı felekte ona göre de dönecek, ona göre kadroyu yapacağız. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle ligi belirleyelim. Çünkü lig belirli olmadığı zaman sonrasında mesela İngiltere Ligi'nden bir hangimiz çok almışsak o İngiltere Ligi'ni istiyor, öbürü İtalya Ligi'ni istiyor. Konseptin öncesi bu ne ya? Uğur abiye laf etti. Hayır ben de yapıyorum. Ben de navası almıştım geçen. Şaka yaptım. Fransa. Uğur bir dakika düşme buna. Ben de hatırlıyor musun bir ara Fransa'ya gidelim demiştim, navası almıştım sen dedin ya. Ben de onu niye Fransa istiyor demiştim. Dedim. Ben de yapıyorum. Adam haklı. Teşekkür ederim. Evet. Allah'tan Arden oyununa gelmedi. Benim önerimi sen örnek olarak verdin. Şimdi ben söyleyince Onur'dan duydu söyledi diyecekler. Aynen. Hangi ligi alalım peki? Bu sence mantıklı mı? Mantıklı gibi. Hangi ligi alıyorsun? Şaka yapıyorum. Ben de şey hazırlıyorum böyle tatlı tatlı böyle çok çok uyuz değil ama düşündürecek, güldürmeyecek ama düşündürecek kurallar getireceğim ben. Bende de manyak kurallar var. Benim de kafamda var. Peki hangi lige girelim? Hangi ligde olalım? Premier Lig mi? Premier Lig bence ağır olur çünkü birbirimize saplayacağımız için belli oldu bu bence. İtalya. Fransa Ligi nasıl? İtalya. Paris Saint Germain şeyi giymiş. Fransa yapalım. Ya Paris orada bizi... Siz ama bilirsiniz. Sadece Paris var. Okey misin Uğur? İtalya mı Fransa mı? Sen söyle. Fransa bence. İtalya'dan sonra. Fransa Ligi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Fransa Ligi'nden kuralım şu. Paris Saint Germain'den oyuncu almak yasak olsun. Okey. Böyle bir kuralımız olsun. Tamam mı? Arden'e ne üzülüyorsun oğlum? Allah Allah. Üzüldüğü şeye bak. Allah gerçi hocam her rebuild'de Neymar'la oynadığı için Neymar da onları mı alışkın? Hep aynı oyuncuları alıyor. Yok ondan değil. Ben bir an kendi çapımda şey düşünmüştüm. Aha Fransa'yı seçtik şimdi Paris'ten oynayalım. Kesin öyle düşünmüştüm. Ve kurallar geliyor. Kimden başlayalım? Siz başlayın. Ben ilk kuralımı söyleyeyim. Ben söylüyorum. Video bana ait. Ben söylüyorum. Çarkı feleğe gelecek ilk kural. Kendi kadronda bulunan bir oyuncuyu istediğin rakibinin bir oyuncusuyla değiştir. Oyuncu takas et yani. Oyuncu takas et. Tamam. O evet. Zaman ben söyleyeyim. 5 büyüklük dışı bir oyuncu seç. Yazıyorum. Sen söyle Arda. Evet Arda. Ben güzel bir şey söyleyeceğim. Sen yazıyor musun Uğur? Tamam. Hazır mısınız? Evet. 85 rating. Bir dakika şimdi bu çarkı feleğin içinde olacak şeylerden biri değil mi? Evet. 85 rating üstü bir oyuncu seç. Gaz ve toz bulutundan girdi. Ay bence. 3 kişi değil mi? Ne dedin duydun mu Uğur? Ben iyi bir şey söyledim bu arada. Ya şey diyorum. Şimdi çarkı feleğe girecek değil mi diyor ya hani. Abi biz FIFA oynayacağız değil mi? Biz FIFA oynuyoruz. Biz FIFA 22'ye koyacağız değil mi bunları şimdi? Ya şu an izleyenler bile anladı konsepti. Hayır. Ardından video çıkacak. Ama yanlış olmasın diye. Yani bir şey yanlış olmasın diyorsun. Yaptın yine yanlış. Uğur sen de söyledin duydun mu? 85 overall falan diyor. Ne diyor oğlum? 85 overall üstü oyuncu seç dedi. Evet iyi bir şey olsun bir tane de. Oğlum işte tamam kural koymazsan zaten bunu yaparsın. Bunun bir kuralın esprisi yok anladın mı? Oğlum zaten öyle seçeceğiz. İstediğimizi seçiyoruz ya. Onu niye koyuyorsun? Yani olumlu bir kural koymayacaksın yani. Ha olumlu koyamıyor muyum? Tamam. Ya ben... koyabilirsin de zaten herkes öyle seçecek ya. Ama çoğu şey siz şimdi çok kötü şeyler söyleyeceksiniz bunun devamında. Ben biliyorum bir tane arada olumlu olsun diye. Oğlum sadece sana mı geçerli bize de geçerli Allah Allah ne istiyorsun yani. Adam şey istiyor kendisi kurallardan bağımsız seçsin ama biz sadece şey seçeceğim. Böyle bir konsept olabilir mi Arda? Hepimiz için geçerli. Adam yani... şimdiden gerildi ya. Düşünüyorum. Şeye döndü yine Onur abi. Aslında bir dakika ya mantıklı olabilir aslında he. Arda. Ya ben şundan dedim şimdi mesela olumsuz şeyler olacak arada bir tane de öyle gelince mutlu tamam, olacağımız olsun. Bir şey olsun diye. Tamam 85 artı diyoruz 85 artı tamam. Bana geldi sıra diyorum ki 83 ve 6 diyorum oyuncu 83 ve 6. Ben bir tane çok manyak buldum şimdi bir dakika. Burada giymiş gülüyor çünkü. Bir rakibinin kalecisini banla. Son turda geldiğini düşünsene. Son tur. Yani peki o yüzden bir tane iyi kaleci almak zorundayız. Garanti. Hangi kalecisin ama? Bir rakibin istediğin kalecisini banla yani. İstediğin. Tabii ki. Bu rebuild bitmez bu arada. Çok güzel olacak. Çok öyle bedava. Ben hemen söyleyebilir miyim? Allah aşkına çok güzel bir şey geldi aklıma. Yok aslında sen de. Güzellik oyuncusu de. Hayır. Aslında 38 yaş üstü diyecektim ama dedim bu ne ya dedim. Şöyle
sonraki sırayı kendine al. Sonraki seçim sırasını kendine al. Yani senden sonra kim seçiyorsa, mesela atıyorum Onur abi sana geldi. Kayar. Nasıl anlayacağız? Oyuncu eksik olacak yani o zaman. Nasıl olacak? Olmaz o. Hayır, öbürü yani şöyle olacak. Sen kendine bir ekstra seçim sırası almış olacaksın. İki kere üstte tamam, seçmiş olacaksın. Tamam, senin için de dönecek ama yine. Evet. Yani ne? Yine kötü bir şey gelebilir. Yok ki. E tamam işte o gelir. Olmaz mı? Hiç mi olmadı? Mantığı yok ki oğlum yani. Süper Lig'den oyun seçti. Senin için çarkı bir sonraki tura da bir önceki çevirmenin bir farkı yok. Ama iki oyuncu seç... Neyse doğru ya. O zaman 38 eşit. Neye göre seçsen kendi kendine... Aa şey olabilir belki. Oğlum 38 eşit 4 tane oyuncu vardır. Hayır baktım. Ben benim aklıma bir tane geldi. Acayip bir yemdi. Çok hoşunuza gidecek. Evet Erden söyle. Yok ben Uğur abinin fikrini istiyorum. Aklıma bir tane hayır, geldi. Hayır öyle değil. Hepimiz sırayla birer tane söyleyeceğiz ki ben son... Yani hepimiz döneceğiz 3'er tane. Bir fikrin yok mu oğlum? 3'er tane söyleyeceğiz zaten. 38 yaş üstü o zaman ben şimdi bunu kullanmak istiyorum. 30-40 tane oyuncu var. 38 ve üstü değil mi? Evet. Tamam sıra bana geldi. Süper Lig oyuncusu seç. Ama 5 büyüklük dışı oyuncu seç var zaten çok evet yakınmış. Evet ya bu olmadı. Mantıklı, mantıklı. Değiştiriyorum doğru. Demiştim ya bir oyuncunu rakiplerin bir oyuncusuna takas et demiştim ya. Evet. Ama bu sefer seçemiyorsun. Çok güzel bir şey buldum da sen seçemiyorsun. Şöyle düşünmüştüm. Olmuyor ya. Kendin hariç. Mesela bana geldi değil mi? Ben sizden bir oyuncuları birbirine takas edeceğim. Mesela Uğur'un gidip kalesini alıp sana başka bir şey verecektim de o zaman sıra benden gidiyor. Ben oyuncu almamış oluyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman şu oyuncu takas et bölümünde kaleci olmasın. Çünkü iki kaleci aldın. Biri birini kalesini aldı. Bir de son turda kaleci banlama geldi. Tabii kaleci banlama var bu arada. Sonra kendin normal seçiyorsun. Kaleci banla çıkarsa. Arkadaşlar burada bir kaleci banlama olduğu için zaten iki kaleci alacağız. Bu kuralda biraz sıkıntı olabilir diye. Birinci koyduğumuz kural kendi oyuncunla rakibin oyuncusu değiştirdiğinde kaleci olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdiden belirtelim onu. Kaleci hariç takas et yazdım. Kaleci hariç yani. Hı hı. Sıra bende. Dur şimdi. 20 yaş ve 6 oyuncu seç. 20 yaş ve 6. Bence de güzel. Ben de söylüyorum. Çok hoşunuza gidecek. Monopoly oynadınız mı? Evet. Evet. Monopoly'de şey hakkı var ya. Get out of jail free card var ya. Hapisten çık. Yani şey iptal hakkı kazan. Yani çarktan iptal hakkı sana gelirse saklayabiliyorsun. Mesela diyelim Arden. Ne çeviriyorsun? Benle takas etmeye çalıştı. Benim iptal hakkım var ben iptal ediyorum takası. Peki o hak çıktığında oyuncu seçimini nasıl yapacaksın? Normal seçeceksin. Bir daha çarkı bir daha çevirecek. Mesela iptal hakkını aldı Joker'i cebine koydu sonra çarkı bir daha çevirecek. Bir daha çevirecek tamam. Şimdi benim tamam. Aklımda bir şey var çok mu ağır siz karar verin. Peki, bir dakika bir şey soracağım. İptal hakkı şöyle mi? Bana geldi oyuncu takas et geldi ya. Kullanabiliyorsun işte kabul etmiyorsun. Hayır ben Uğur'dan dedim ama oyuncuyu daha söylemedim. Sen o ara kullanman lazım oyuncuyu söylemeden değil mi? Yok işte senin yapacağın aksiyonu iptal ediyorum ben. Evet ben başımı iptal edebilirim. Ama kullanmayabilirim de iptal hakkımı sonuçta. Doğru. O yüzden ben tamamen söylemem lazım. Sen ben onu belki kullanmayacağım. Belki kafama yatacak diyeceğim ki bu o kadar zarar vermiyor daha sonra kullanayım. Mantıklı. Senin mantıklı. İptal hakkı olup olmayanları kontrol etmen lazım video içinde. Bu da senin hiç takip etmediğin bir şey Onur abi. O yüzden. Bir şey, yok ederiz. Bir şey daha soracağım. Tamam, bir tane iptal hakkı olan ikinci kere gelince ikinci hakkı alıyor mu? Herkesin bir tane mi olabiliyor? Alsın ikinci hakkı. İkinci hakkımız da olur. Niye olmasın? Olsun. Kaç tane gelirse ama kaç tane şey. Bir soru daha. Peki iptal hakkı sadece oyuncu takası için mi geçerli? Yoksa mesela 38 ve üstü geldi sana çarktan. Onu da iptal edebiliyor musun? Bence onu da edebilelim. Bir daha zaten hakkımız azalmış olur. Bir de iptal hakkımız 2 ile sınırlı kalsın. Üçüncü de çıktığı zaman bu şey çıkmasın, boku çıkmasın yani. 2 tane. Tamam. 2 tane, max 2 tane. Birini harcadın bir daha geldi ikinci yine geliyor sana. Tamam. Yok aynı anda 2 tane bulundurabilme saklama açısından diyorum. Abi kullandığın anda bir tanesini ikinciyi bir daha gelirse alabiliyorsun. Evet evet aynen. Tamam. İptal hakkı dedik. Evet. Mevki banlayalım direkt. Yani atıyorum bende mesela sağ kanat var. Sizin daha almadığınızı biliyorum. 5 tur mevki banlama yapalım. 5 yani tur istediğim mevkiyi banlayabileyim o çıktığında. Mevki banla. Tamam. Güzel. Mantıklı. Bu arada banlanan oyuncu bir daha alınamıyor. Hani atıyorum Neuer aldı. Neuer banlandı bitti. Bir daha Neuer almak yok. Kimse mi yok? Evet kimse yok. Sevgili arkadaşlar hepimiz 3 tane söyledik. 9 tane olmuştu biliyorsunuz. Daha sonrasında ben 2 tane daha ekledim. Kendi kanalım olduğu için. Hani dedim ki belki oyuncu böyle çok az seçebiliriz. 84 overall oyuncu ve 82 overall oyuncu olarak 2 tane daha ekledim arkadaşlar. 18 tane oyuncu seçeceğiz. Ve 18 oyuncudan sonra başlayacağız. Bir önceki videonun sonuncusu olan Arden için çarkı çevireceğim. Hazır mısın Arden'cim? Hazırım abi. O zaman senin için gelsin bakalım. Haydi kine hadi gelsin. Şöyle bakayım. Haydi Arden için bir 38. Bana 20 yaş altı geldi. Ben şimdiden 20 yaşlara bakıyorum. 5 büyük lig dışı. Hadi be. Kaleci hariç takas. Bir daha çeviriyor. Tamam. Olmuyor arkadaşlar. Bunu bir daha çeviriyoruz. Bir daha çevirelim bakalım. 20 yaş altı gelsin. Ne olur 20 yaş altı gelsin. Lütfen. 5 büyük lig dışı geldi. Hayır hayır gitme. 85'e gitme. Oh be. Evet Arden buyur. 5 büyük lig dışı. Evet. Evet ben Portekiz liginden seçim yapacağım. Şöyle 1 dakika.
Çok iyi oyuncular var burada. Sol bekime Grimaldo'yu almak istiyorum Portekiz Ligi'nden. Evet sevgili arkadaşlar, bir önceki bölümün ikincisi ben olduğum için benim için dönecek ve 85 artı istiyorum. Hadi bakalım 85 artı gelsin bakalım. Ne geldi? Kaleci hariç takasla. 5 tur mevki banla. Hayda. 5 tur mevki banla. Ama avantaj yaratamadı kendine. Ama sadece iyi trollük olacak. Yani ben buradan öncelikle kimse iyi kaleci almasın diye kaleciyi banlıyorum arkadaşlar. Oo iyi. Yeah. Tamam. Kaleci banladım ve bir daha çeviriyorum. Bakalım kaleci banladık. Orada hayır 38 gelme. 38 gelme. Rakibin kalesini banla. Bu da bu cepte bir şey olmasın, kafamız çok karışır. Bu da şu anda olmadığı için arkadaşlar bir daha çeviriyorum. Banla değil şu mi? An. İstediğini banla şu an. Nasıl yani? Yok oyuncu banla. Madem daha yok kaleci. Ama kaleci yazıyor burada, olmaz. Olmaz kaleci yazıyor. Kaleci banla, düz kaleci banla işte. Ama rakibin kalesini banlıyorsun. Rakibin kalesini alıyorsun. Yani ama çıkartıyor. Şu an yok ya oyuncu, o yüzden devam edin. Çünkü sürekli çeviriyor olacağız ya. Ama ben şey oyuncu seçemiyorum şu an. Zaten bir de kaleciyi de 5 tur banladın. Yani bir de onun üstüne... Bir daha. Aynen. Bir daha çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım. Hadi ya artık bir şey çıksın. Yine aynı geldi. Kaleci takasla. Kaleci hariç. Yine kalecimiz yok arkadaşlar. Yine çeviriyoruz. Haydi. İptal hakkı kazan. Yes! İptal hakkı. İptal hakkı jokerim var. İptal hakkı jokerim var. Bir tane de bu. Devam. İptal hakkım var. Hadi oğlum güzel bir şey gelsin. 85 artı. 85 5 artı. 5 büyüklük dışı. Yürü. Yürü lan. 5 büyüklük dışı tamam. Evet, 5 büyüklük dışı arkadaşlar. Hemen seçelim. Sevgili arkadaşlar, ben Ajax takımından Antony'yi alıyorum sağ açığıma. Çok güzel ya, çok iyi. Ve Uğur için geliyor. Uğur için çeviriyoruz şu anda. Bakalım ne gelecek. Her bir iptal hakkı. 38, 82 overall oyuncu. Allah Allah. Bence güzel. En vasat şey geldi ya. Yine kötü değil ya. Bence kötü değil. Antony şu an 82 benim aldığım. 81 hatta. 82'ymiş. Bu arada 5 büyük ligi biraz ceza gibi koymuştuk. Hani 5 büyük lig dışındaki oyuncuyu ama... Güzel i̇yiymiş yani. Valla iyiymiş. Seçiyorum. Ben Barcelona'dan Ronald Araujo alıyorum. Tebrikler. Arden için dönüyor. Hadi be. 20 yaş altı. 20 yaş altı. Çark durdu. Ne oldu çarka? Oo 5 tur mevki banlı. Hadi bakalım. 5 tur mevki banlı. Yalnız bir şey söyleyeyim. Biz bunu kesin şey yapamayacağız ya. Ayarlayamayacak. Kafamız karışacak bence burada bize. Yok karışmayacak. Evet. Sol bek banlıyorum. Daha bu ikinci tur mesela. İlk turda ben banlamaları da yazıyorum. Tamam, ben birinci turda kaleci banladım. İkinci turda şey banlandı. Sol bek banlandı. Benim için daha çeviriyoruz. En mantıklısı buydu arkadaşlar. Çünkü sol bekimi seçtiğim için yapacak bir şey yok. 5 büyüklük dışarıdancım. Ya bir tane bir 20 yaş altı çıkmadı ya. Şurada kıvranıyorum kaç dakikadır. Tamam ben o zaman orta sahama Palhinha alıyorum. Kaç overall? 82. Hem evet benim için duyuyor arkadaşlar. Benim için duyuyor. Hadi bir 85 artı be. Yok şimdi ona Haaland gelir. 25 artı. Artı gelir ona. 85 artı. Hayır hayır hayır. Hayır. Hoş. Hoş. 5 büyüklük. 5 büyüklük. Var ya milimle. 85 artı geliyordu ya. Hayat böyledir Onur abi bazen. Ben Ajax'tan Tadic alıyorum. Ooo. Ajax'tan Tadic arkadaşlar. Tamam. Evet. Ve ben şimdi. Çevir kardeşim. Uğur için dönüyor. Buyurun Uğur Bey. Hadi bakalım. Aha 85 artı. Oho! 85 artı. Allah tebrikler. Keşke koymasaydım bu. Bir şey olmaz oğlum, oyuncu değiştirme var. Bunlar önemli değil, daha takas var. Aynen aynen, oyuncu değiştirme var ya gerçi. İptal hakkı daha gelmedi değil mi ona? Ya ben dümdüz Mbappe'yi alayım şimdilik, Mbappe. Fransa'dan alamıyoruz. Paris Saint-Germain'den alamıyoruz. Aa doğru, o zaman Haaland abi. Haaland alıyorsun. Tebrik ediyorum, güzel bir tercih ve tamam. Haaland'ı şöyle bir yazalım. Haaland. Doğru ya, bu Revit'te şimdi oyuncu takası falan da olduğu için. Evet. Bitene kadar senin için. Sıkıntı. 38 yaş üstü. Tebrikler abi. Koyduğum kural. Evet. Tebrik ederim. Zaten... Uğraşma. İbrahim o işte geçiyor. Ben burada ama gurmelik yapacağım. Normalde bu fonu alırdım. Kaleciler yasak. O yüzden İbrahim Oviç'i alıyorum. Doğru. Teşekkür ederim. İbrahim Oviç. Hayırlı olsun kardeşim. Bu 3. tura geçtik değil mi? Evet. Arda'nın birlikte 3. tura geçtik. Evet. Evet. Kim için çeviriyoruz? Benim için. Hadi bir 85 artı be. Sen İbrahimovic'e mi aldın? Evet. 85 artı! Gitme! Bu ne ya? Herkese 85 artı geldi ya. Yes! Ben burada santrafor olarak Benzema'yı mı alsam diye düşünüyorum ama ben Van Dijk diyorum ya. Tahmin ettim. Virgil Van Dijk diyorum ben arkadaşlar. Tahminimi yaptım. Teşekkür ederim. Buyurun Uğur Bey. Haydi bakalım. İptal hakkı kazan gelmesin. İptal hakkı kazan gelmesin. Ben de diyorum. Tak 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 tak. Bitti Allah bu kahretsin. İş. Çok kötü oldu. Bir daha çeviriyoruz. Uğur'un ve benim bir tane iptal hakkımız var arkadaşlar şu anda. Bir daha çevirdik. Rakibin kalecisi bu sayılmıyor. Bir daha değil. Bu arada bir şey diyeceğim. Bendeydi galiba. Haberiniz olsun. Yok Uğur'daydı. Bir daha çeviriyoruz Uğur için. Haydi bakalım. 83 ve 6 oyuncu. 84 de gelebilir. 83 ve 6 oyuncu. İptal hakkı da var ya.
Beyler ben Eder Militao diyorum. Eder Militao'yu aldın. Tebrik ederiz. Ediyorum. O zaman Arden için çeviriyoruz. Haydi bakalım Arden için. Rakibin kalesi 38 yaş üstü mü geliyor? Rakibin kalesi geldi. Evet devam. Evet. Bunu da şu anda şey yapıyoruz. Bir daha çeviriyoruz. Burada kaleci bana 2 tur kaldı. Haberiniz olsun. Sol bek bana da 3 tur. Aha Arden. Oh be. Oğlum drama. 85 yaş. Buyur Arden. Hemen. Beklemiyordum ya böyle bir şey. Ya Neymar'ı alasım var ama almayacağım. Alamayacağız yani zaten. Alamıyorsun zaten ya. Allah'ım. Arda neyini anlamıyorsun kral? Doğru. Hala abi Neymar ya. Diyor. Biliyorum. Neymar alamayacağım adam... biliyorum ama Neymar diyorum. Bir de Uğur en başta dedi ki bu dedi şimdi Neymar Mbappe'yi falan filan almaya o kadar alıştığı için dedi. Bir de özellikle üzerine konuştu ya. Ya hayır ya ben Neymar bir an... dedim ya. Neymar dedim abi direkt isim ver. Ben bir an Mbappe'den kafam karıştı. Hadi. Şey neyse Salah'ı alıyorum Salah. Muhammed Salah. Evet. Tebrikler. Çevirelim bakalım. Arden'den sonra kim vardı? Ben varım. Benim için geliyor. İkisi de güzel. 84 daha iyi olur. 84 daha iyi olur. Çok iyi. 84. Çok iyi. Sevgili dostlar ben burada tercihimi Benzema'dan yana kullanacağım ya. Karim Benzema diyor. 84 diyor overall. 84 overall nasıl Benzema'dan yana? Nasıl yapacağım Benzema? Ne diyorsun oğlum? Bir de bana dedin ki orta saha falan bir şeyler. Git Benzema'ya. Pardon ya ben kafam biraz karışmış. Arkadaşlar kafam karışmış. Hakkımı Ronaldo artı Messi'den yana kullanıyorum. Kai Havertz diyorum ben. Kai Havertz'i alıyorum arkadaşlar kadroma. Kai Havertz takımımız öyle olsun. Uğur için çevirelim şöyle bir. Menciye mi? Orta saha mı? Aha cam. Cam. 5 büyük lig dışı geldi Uğur'a. Evet artık herkesin oyuncusu olduğu için takaslar falan filan başlayacak birazdan. Onu söyleyelim. Ayaksan Madrui. Sağ beke. Hadi bakalım bana bir takas gelsin de şeyi alayım hemen. İbrahimovic Haaland takasını yapayım. Gerçi iptal hakkı var ya. Bas kral. Uğur için. Şey Arden için. 82 overall oyuncu Arden. Tebrikler. Güzel bence. Ben 82 rating, en yüksek potansiyelli Rafael Leao'yu alacağım. 90 potansiyeli var. Teşekkürler. Tebrik ediyorum Arden. Sıra bende. 85 artı istiyoruz. 5 tur mevki banla. Heh. Bu iyi oldu. Şimdi bende ne var arkadaşlar? Şöyle bakalım kadromuza. Sağ açık var, sol açık var, cam var. Ben de alamıyorum değil mi bu arada? Evet. Arden sağ açık aldı. Salah'ı aldı. Ben sol açık banlıyorum. Sol açık da aldım az. Şimdi aldım. Oh devam et. Tamam, ben evet. de aldım. Tamam bana banlıyorsun yani güzel. Ama ben bu aldığını bilmiyordum bu almadı zannettim. Aa, tamam devam edelim. Bekle bu 5. tur mu? 5 tane mi oyuncu aldınız? Arden 1, 2, 3, 4, 5 tane oyuncu aldı. Evet. 5. tur. Ne dedin? Sol açık. Sol açık ban. Tamam. Şimdi sen seçtikten sonra kaleci açılıyor. Tamam sen devam et. Tamam. Uğur için çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım Uğur nasıl bir oyuncu alacak? 82 overall oyuncu geldi Uğur'a. Bakalım Allah. Uğur 82 overall hangi oyuncuyu seçecek? Evet arkadaşlar ben CM alacağım. Bellingham. Jude Bellingham. Bellingham'ı alıyor Uğur. Ve sıra tekrar Arden'e geliyor. Bakalım Arden. Beyler bu arada kaleci banlaması açıldı. İsteyen kaleci alabilir. Evet. Arden için bir daha çeviriyoruz arkadaşlar. Kaleci bana açıldı bu arada. Şey İptal hakkı kazan gelmesin. 5 tur mevki banla. Ya şu 5 tur mevki banlamak kadar boş bir şey yok ya. Tabii ben de sağ kanadı banlıyorum. Sağ kanat. 6. turda sağ kanat banlandı. Sağlı sollu aldığınız kanatları. Aa çakallar hepsi bana çalışıyor. Arden'e 38 yaş üstü geldi. Buyur Arden'cim. Hayır. Rakibin kalecisi banla geldi. Aa rakibin kalecisi mi çıktı tüh. Kaleci hariç takas. Aha kaleci hariç takas. İptal hakkınız gidecek şimdi. Kimin şimdi bir dakika. Rakibinin kim olduğunu unutma. Bu ne ya? Bak bu sefer Uğur abi görüyor musun? Bak şey yapıyor. Onur siz abi kardeş tehlikeli adamlarsınız ya. Çok gerilmek şu anda. Mısın? Bana yaptığını unutmadın benim kanalda. Operasyonları. Ya ben şimdi kimde hangi oyuncu olduğunu unuttum. Ama... Vereyim mi ekranı? Sayıyorum sana Arden'cim sayıyorum. Tamam. Van Dijk var Onur'da. Van Dijk, Tadic, Havertz, Antony var. Bende Araujo, Militao, Bellingham, Mazuru'yu alan. Alant. Uf. Ben bir şey demiyorum Onur'un yaptığını. Van Dijk. Van Dijk. Allah Allah. Alant. En ya abi bir şey diyeceğim. Ben şimdi şöyle Onur abinin kazanma ihtimalinin daha az olduğunu düşünüyorum. Yani Onur abi de iptal hakkı olsa ne olur? O daha az, yani o kadar strateji yapamaz. Uğur abi daha böyle konularda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onun iptal hakkını onun elinden almak istiyorum. Bu yüzden de Haaland'la Palhinna'yı, Haaland'la İbrahimovic'i değiştiriyorum. Tamam iptal ediyorum tabii ki. Tamam. İptal etti Uğur ve Uğur'un hakkı gitti. Arden tekrar çeviriyor. Arden'e şimdi aynısı geliyormuş. Bu sefer de bana yapıyormuş aynısı. Of çok güzel oldu. Aa bana yapmazsın. Uğur'dan bu sefer alabiliyorsun. 20 yaş ve 6 oyuncu. Değil mi Onurcuğum? Ha değil mi? Uğur yatırıp... Burası ya... 20 yaş ve 6. Madem öyle... 20 yaş ve 6 seçiyorsak ben orta sahama en yüksek ratinglerden biri Pedri'yi almak istiyorum. Teşekkürler. Güzel. Barcelona'dan Pedri geldi.
Güzel bir tercih. Sıra bende. Şöyle bir çevirelim bakalım. İptal hakkı kazan. İkinci iptal hakkım. İkinci iptal hakkım. Mükemmel. İki tane iptal hakkım var. Çeviriyoruz tekrar arkadaşlar. Oyuncularım kimseye vermem. Ne bileyim abi, böyle olacağını. 85 artı. Gitme. Ne olur dur. Aferin Arden, aferin. Ne bileyim ya böyle olacağını. Arden, bence doğrusunu yaptın. Koçum benim. Benzema diyorum ben. Karim Benzema takımımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Benzema İyi dedik. Ama... Çarkımızı Uğur için. Yalnız Uğur abi şu anda çok sinirlendi. Beni çok fena yapacak. 20 yaş ve 6. 38, 38 ha! 20 yaş, güzel. Şimdi bakıyorum. Sol bek banı var. Bir el, sol açık, sağ açık banı var. Takip etmiyorsunuz ama ben kendime o engeli koyayım. Florian Wirtz'i alıyorum ben. Yapacak bir şey yok. Ya, cam oyuncusu, cam oyuncusu, tebrik ediyoruz. Ve devam edelim arkadaşlar. Arden için geliyor. Bakalım Arden nasıl bir şey yapacak. 85 artı, helal Arden. 5 büyüklük çıktı ya. Lig dışı yani. Evet, 5 büyüklük dışı Arden'cim. Sol bek banı kalktı benle birlikte. Sol açık banı 3 el var. Sağ açık banı 4 el var. Onlar sizi ilgilendirmiyordu. Bana bandı. Ona ana. Ayrıca Onana'yı aldın. Tebrikler. Devam edelim. Benim Uğur benim için geliyor pardon. 5 tur mevkii banla. Cam bölgesini banlıyorum arkadaşlar. Cam. Ofansif orta saha. Ofansif orta sahayı banlıyorum. Peki burada bu... Bence bu direkt orta sahayı banla. Orta sahayı ne ya? Öyle saçma şey olur mu Arden ya? Şimdi nasıl draft yapacağız o zaman? Bu arada arkadaşlar videonun bazı yerleri kesiliyor. Siz bazen görmüyorsunuz. Şimdiden söyleyelim, şey diyebilirsiniz yanlış oyuncu aldı diye. Bir mevkinin bir yeri banlandığı zaman o oyuncunun ilk mevkisine bakılıyor. Yani mesela ben Cam banladım ama Kevin De Bruyne'nin mesela CM'si var. O oyuncuyu alabiliyorlar, haberiniz olsun. 83 ve 6 oyuncu geldi bana. Şimdi güzel bir tercih yapalım bakalım. Bu arada CM'si var diye alamayız abi De Bruyne'i. Birinci mevkisi Cam'sa alamayız. Birinci mevkisi CM. O zaman alırız evet. Ben buradan bir Kasper Schmeichel diyorum ya da demiyorum ya da diyorum ya. Kasper Schmeichel diyorum arkadaşlar çünkü hani ne olur ne olmaz. Hani ileride bir kalecimiz banlanır bir şey olur diye ben şimdiden bir tane kaleci koymuş olayım. Ve şimdi Uğur için çeviriyoruz arkadaşlar. Ya çok yaşa abi, çok yaşa. Hadi be. Şimdi güzel, benim elimi bir şekilde kuvvetlendirdi. Garantiye de gidebilirim, şeyi garantileyebilirim. İlla bir şey almak zorunda değil. Gerçi kaleci de açıldı. Dünya, yani en iyi kaleciyi alabilirim ama ben Mbappé'yi alacağım ya. Ben Mbappé'yi alırım. Alamazsın! Allah'ım! Aa pardon. Allah'ım. Ne ya? İlk defa böyle bir şey oldu, bir dakika. Bir de Uğur. İki kere oldu. İki kere Mbappé. İki kere oldu bugün bir de. Abi. Uğur var ya, çok ilk defa böyle bir şey yaptı. Allah'ım süper ya. Uğur'dan ilk defa böyle bir şey gördüm. Sizi mutlu etmek için yaptım arkadaşlar. Ya yemezler ya. Aynen aynen, olmaz öyle şey. Şimdi ben De Bruyne'yi alacağım ya. Uğraşmayacağım, De Bruyne. De Bruyne oluyor arkadaşlar Uğur. Tebrik ediyoruz Uğur'u. Güzel bir tercih. Ve çeviriyoruz bakalım. Arden için geliyor arkadaşlar. Haydi. Arden. 5 büyüklük dışarıdancım. Ya bu... Arden'e bak ya. Arden Porto Ajax abonesi oldu. Harbiden ya. Sürekli. Tamam, ben o zaman Pedro Gonçalves demek istiyorum. Mevki söyle. Mevki. Sağ kanat. Alamazsın. Alamıyorum ki. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ya o zaman... sen ne hilecisin ya? Özür dilerim. Bu hile Allah'tan, değil abi. Ben de senin gibi daldım gördüm. Bir an. Olabilir yani. Şaka yapıyorum canım benim. Teşekkürler abi. Haller. Rica ederim. Kim? Haller. Santrfor. Santrfor. Güzel tercih. Tebrik ediyorum. Ve çarkımız benim için geliyor. Bir 85 artı gider bana. Bir 85 artı bana gider. Aynen ya. Zaten hep sana full 85 artı gelsin abi. Mevki banına geldi arkadaşlar. Neyi banlayacaksın acaba? Banlı mevkileri söylüyorum. Sol açık, sağ açık, cam şu an. Anam mevkiler mi? Evet. Onurcuğum Benzema'm var senin, hatırlatayım. Bu ne ya? Bazı arkadaşların İbrahimovic ve Haller'i var. Arkadaşlar ben şu an düşündüm. Benim Benzema olduğu için santrfor banlıyorum. Çok güzel. Güzel. Çok iyi. Bir daha çeviriyorum arkadaşlar. Evet, bir daha çeviriyoruz. Rakibin kalecisi hariç oyuncu değiştir. Uğur abinin yüzü nasıl düştü? Aa, banlaymış. Rakibin kalecisini banla. Sadece olur. Arden'in sadece Arden'in kalecisini ban diyebilirsin. Bende kaleci yok. Arkadaşlar bu kuralda biraz eksiklik olmuş çünkü oyuncu gittiği için başka oyuncusu olmuyor. Şöyle bir kural güncellemesi yaptık, update yaptık. Burada kalecisi banlandığı anda kendisi 82 ve 6 kaleci alacak oraya kendisi. İstediği kaleci alabilir. O zaman Arden'e gidiyor ve kalecimi açıklayayım değil mi ben? Evet, Arden'in kalesini mecburen banlıyoruz çünkü Uğur'un kalecisi yok. Arden hangi kalecin gitti? Neydi adı? Onana gitti. Onana gitti. Yerine kim alıyorsun? Yerine Dortmund'dan Kobel'i alıyorum. Tamam, 81 olacak abi. 82 zaten çarptı. Ha pardon. Evet. 82 ve şey değil. Tamam. Özür diliyorum. O zaman 81'miş arkadaşlar. Ramsdale'i alıyorum Arsenal'den. Tebrikler. Bu arada ben bir daha çevireceğim çünkü oyuncum yok. Bir daha çeviriyorum. Bu arada Arden için inanılmaz da etkilemedi. Evet. Aynen öyle. Aha, kaleci hariç takasla. Uğur abi. Şimdi Uğur'un benden de alabilir. Bir dakika dur. Uğur'un şeyi yok.
Artık bir bende iki tane var, sizde yok değil mi? Evet. Şey, iptal. İkimizde de iptal hakkı yok. İkimizden oyuncular alabilir miyim Uğur? Oyuncuların listesini lütfen. Listeyi söylüyorum. Arden, Ramsdale, Grimaldo, Palhinha, Leao, Salah. Bende Arayo, Militao, Mazrui, Bellingham, De Bruyne, Wirtz, Haaland. Oha. Adam açık büfeye geldi. Arkadaşlar. Bana yapacağız sırf ibnilik yani. Başka hiçbir şey kendi adam var. Ben kaleci Schmeichel veriyorum ve Haaland'ı alıyorum. Kral sağ açığın yoktu ya. Antonio ile Salah çekmek varken. Antonio var. Sağ açımda Antonio var. Ya Antonio ile Salah bir mi baba? 9 overall fark var. Seninki öbürü aynı overall yani. Sırf bana ibnelik için yapıyorsun şu an. Mantığı yok yani. Çift sıfır mantık baba. Çift forward bak. Ne yaptığımı söyleyeyim. Mantıklı gelmezse konuş. Çift forward oynuyorum. 3-5-2. Arden'in zaten forward yok. Forward banı var şu anda ortada. Forward banı var şu anda. Ben Benzema Haaland yaptım. Forward banı var. Yok eyvallah. Bir şey demeyeyim. Allah. Mantıklı. Demek ediyorum ve Uğur için çeviriyorum. Ya bir de kötü olan şu oldu. Ben Haaland'ı istiyordum. Onun iki tane iptal hakkı var. Şimdi Haaland'ı asla alamayız. İstiyordu. Benim oyuncum lan. Ne demek istiyorum? Senden alacaktı. Sen bana şey gelseydi bana ben alsaydım. 26. İki tane iptal hakkı var ya. Uğur görüyor musun? Orada şeye yatmış. Kendisi gelse senden Haaland'ı alacaktı hemen. Sol açık sağ açık cam ST yok şu an değil mi? Alfonso Davies diyorum. Arden için çeviriyoruz. 38 ya yaş yok, üstü bana Arden. Ya Allah kahretsin ya artık ya. Evet Arden. Buffon. Buffon. Tebrikler Arden. Onur Şahin için geliyor şu anda. Bakalım nasıl bir şey gelecek. 85 artıya doğru ilerliyor. Yavaş yavaş yavaş. Aynen gelsin gelsin. Allah o gelsin. Ya. En iyilerini sen al. Onur bitirdi ya. 85 artı işte bu. Arkadaşlar takımım bence gayet kötü şu anda ama belki toparlayabilirim. Ben Manchester City'den Ruben Dias alıyorum. Mantıklı güzel. Gayet. Ruben Dias şimdi tebrikler. Stoperi banlayabilir işte şimdi. Şöyle bir çevirelim bakalım. Van Dijk Ruben Dias yaptı. Evet ya. 82 ne ya? Abi kafayı sıyıracağım. Ya bugün gerçekten... Bomba şeyler geliyor abi. Ya bir de Uğur abi kötü olan ne biliyor musun? Şimdi onda iki tane iptal hakkı var. Şey yani. Ya biz birbirimize gireceğiz takas şeyi geldiğinde ya da işte onun iptal haklarını azaltmaya çalışacağız ama takas şeyi geldiğinde de almak lazım. Çok kafam karıştı, moralim bozuldu ya benim. Ne oğlum burada benim kadrom kötü. Ha kötü. Çok iyi değil. Benzema, Haaland, Ruben Dias. Sende Salah var. Bende Antony var, sende Salah var. Bende Onur şey abi var. Benzema, Haaland, Ruben Dias, Van Dijk. Neyi konuşuyorsun anlamadım. Bende De Bruyne var, bende Havertz var. Abi onun da kadrosu kötüleşti ya. Haaland benim gidince onun kadrosu... Benim kadrom zaten kötü. Benden almanın manası yok ki. Ben kimi alacaksın ki benden? İşte mesela bak bana mesela takas şeyi çıkacak. Uğur abiden mi alayım yoksa Onur abinin şeyini mi azaltayım? Uğur'dan De Bruyne manyak olur. De Bruyne'i alırım. Evet. Aynen. Bir şey diyeceğim. Zaten Onur'u mesela azalttıktan sonra iptal bir tur daha dönüyorsun. Yine oyuncu alıyorsun yani. Doğru diyor. Belki de onu yaparım. Senden De Bruyne'i aldıktan sonra bir daha çıkarsa... Benden De Bruyne'i alınca zaten tur hakkın geçiyor. Hayır işte bir daha takas çıkarsa o zaman Onur abininkini azaltırım. Ha 15 turda falan olur bu anlamda. Tamam zaten belli yani biz ikinciliğe oynuyoruz şu an. Senin yani bir puan oynuyoruz yani bir mantığı yok. Senin bu kafanla bir puanı yani 3 puan Onur'un belli yani. Asla. Mümkün değil Onur'u azaltmak. Erdem şu an var ya iyi satıcı Erdem. Yani sen zaten neyse benim için önemli değil. Ben zaten liderim. Sen bir puan alman hiç önemli değil yani. Ben kendi şeyimde birinci sıradan seçerim. Hiç önemli değil. Sağ açık, sol açık. O bu hepsi banlı şu anda. Ne zaman açılıyor? Nasıl? Ne zaman açılıyor onlar? Sol açık bu tur benden hemen sonra açılıyor. Sağ açık 2, cam 3, ST 4 turu var. Tamam. Yani bunu nasıl birer azaltabilirsiniz ben seçince. Tamam. Ben buradan Tonali'yi alayım ya. Tonali. Tamam. Tebrikler. Çeviriyoruz. Arden için geliyor. Hadi bir hadi Arden kardeşime ya. 85 artı. Aha Arden. Aha. Kaleci Aristakas. Evet. Kaleci Aristakas. Uğur abinin az önceki konuşması beni çok etkiledi. Onu söyleyeyim. Dedi ki ikincilik için mi oynuyoruz bilmem ne. De Bruyne'yi alabilirim. Ama bu sefer Uğur abinin de dediği gibi Onur abi zaten çok güçlü. Onun ekmeğine yağ sürmüş olacağım. Ben buradan Uğur abiye bir zeytin dalı uzatıyorum. Onur abiyi güçsüzleştirmek için. Ve... Onur abinin bir iptal hakkını alıyorum. Ya da bir dakika dur. Teklifimi yapayım belki de iptal hakkını silmeyecek. Onur abinin kadrosunda kimler var abi? Van Dijk, Ruben Dias, Tadic, Havertz, Antony, Benzema, Haaland. Haaland, İbrahimovic değişimi. Arkadaşlar yorumları lütfen yazın. De Bruyne almaktansa zaten iki hakkım var. Birini şey yaparak kendisini nasıl sonucu yaptı bugün. Videonun sonucu ne sonucu alakası var ya? Ya ben sadece bir konu söylüyorum. Olan bu değil mi? Konuşma onu boş yapma. Ben de alacağım. Ben de alacağım hakkını. Merak etme. Bana ama yazın. Abi, biz seni niye video sonuna kadar iki hakla bırakalım? Bir dakika bir dakika. Mal mıyız biz? Oldu. Sen orada fikrimi kur şeyini Taykun gibi kurmuş orada. T
tefeci gibi başımızda. Bir de biz zaten aklımıza karışıyor baba. Bir şey diyeceğim. Adam istediğini yapar, sen niye karışıyorsun? Olur abi bak, bir şey diyeceğim. Mantıksızsa mantıksız de. İzleyicilere de söylüyorum. Adam birinci olmaya çalışıyor. İkinciliğe niye razı olsun ki bu formatta? Bir şey diyeceğim. Olur abi, lütfen beni dinle. Lütfen bir dinle hemen. Ama fikrimi söyleyemiyordum. Ama fikrimi söyleyeyim sonra. Benim sadece fikrimdi arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Ya bak, şimdi ben mesela Uğur abiden De Bruyne'yi alsam, ona geldiğinde o da benden birini alacak. O da benden mesela De Bruyne'yi geri alacak mesela. Hiçbir şey değişmeyecek. Belki almayacak. Ama hayır, ben senin hakkını indirdiğim zaman bu sefer senin oyuncularına da ileride sulanabileceğim. Çünkü Uğur abi de bu sefer benden almak yerine seninkini şey yapar. Fikir söyledim. Sen de fikir söyledin. Herkesin fikri söyledik. Devam edelim. İzleyicilere bırakıyoruz. Tamam. İzleyicilere bırakıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. İnşallah bir daha kaleci Aris Takas falan gelmesin de. Bir daha gelirse var ya, o kadar güzel olur ki. Vallahi geldi. 5 tur mevki banla. Evet, banlı mevkiler. Sol açık bitti Arden banı. Sağ açık bir tur var. Sağ açık cam ST banlayamazsın. Sağ bek Uğur aldı mı? Sol bek aldı mı? Ha. Sağ sol bekim var benim. Uğur da Uğur. Ne Uğur'muş ya? Sol kanat banlıyorum yine. Helal olsun Arden. Tebrikler. Adamsın. Diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar benim bana. Benim sol kanatım var diye, yapacak bir şey yok yani. Süper yaptın Arden'cim. İptal hakkı kazan. Aha. Oof, ama bu ne keyifsiz bir şey oldu ya. İptal hakkım yeniden 2 oldu. Yeniden 2. Görüyor musun Uğur abi? 2 eşin. Çok ballı ama, çok ballı. Eli. Yo, merak etme, ben hep Onur'dan, hakkım geldiğinde Onur'da kullanacağım. Ben de öyle yapacağım. 85 artı yürü. Bu kadar bir insan bir videoda bu kadar mı bir çarp bir insan oynar ya? Ya 5 büyüklük dışı geldi ya. Ya olmam sen ya. Kendin kazanayım diye çarkı ayarlasan, istediğinin çıkmasını sağlasan bu kadar avantajlı yapamazsın yani. Sevgili arkadaşlar, sıra bende. Ajax'ın toper oyuncusu Lisandro Martinez'i kadroma katıyorum. Evet, sıra bende mi? Yoksa Uğur abiden mi? Uğur abinden. Uğur için geliyor çarkımız. İptal hakkı kazan geliyor Uğur'a. Bana gelmedi. Güzel. Tebrikler güzel. Uğur'cum. Çevirelim bakalım. Evet, 85 artı. Yok ya, hayatta gelmez. Bana ne iptal hakkı gelir ne bir şey. Anca 5 büyüklük yani gelsin. Yani. Uğur zaten bu. Bana da 5 büyüklük geldi. Arda ha, ben bana geldi zannettim bu, tamam. Yok. Kafam karıştı ben. Ben Ajax'tan Timber'ı seçiyorum. Hem stoper hem sağ bek. En azından gider. Şeyimiz anlanırsa. Güzel bir seçim. Tebrik ediyoruz ve Arden'e geçiyoruz. Bakalım Arden'e ne gelecek. Önce bir iptal hakkı. Rakibin kalecisini banla. Kalecisi, kaleciniz yok. Benim var. Schmeichel'ı banlayacak. Ben de kaleci seçeceğim. Sen Schmeichel'ı banlıyorsun. Ben de 81 overall'lı bir kaleci seçeceğim. Zaten Schmeichel'da 80 overall'lı mı? 78 mi? Sen seçmeyeceksin kral. Ben seçeceğim. Takasladın ya Haaland'la. Aa, Schmeichel sende. Doğru. Doğru, Schmeichel'ı sana vermiştim. Doğru. Arkadaşlar evet. Uğur'un Schmeichel'ı gidiyor ve Uğur 81 overall ve 6 kaleci seçecek şimdi. Ben Sociedad'dan Ramiro'yu seçiyorum. Zaten çok da fazla seçenek yok. Daha tamam. İyi oldu bu arada. Arden için bir daha dönüyor. 85 artı. 83 ve 6 oyuncu. Ya artık anı... Bence iyi. 83 ve 6 bence iyi Arden. 5 ya bırak, ne bir iyi. İptal hakkı geldi abi, ne bir şey ya. Çok üzülüyorum ya. Kral, bende iptal hakkı gelse de benim şeyim yok yani. Alınacak oyuncum kalmadı. Çok moralim bozuk. Moralim bozuk. Ceyran, o zaman seçiyorum. Ele bir de sen yoksun ya. Çok Funde. Yazık. Kunde alıyorsun. Hı. Mevki falan söyleyelim Arden'cim, stoper olduğunu ya da... Kunde'nin stoper olduğunu bilmiyor musun abi? Ben biliyorum, söylüyorum zaten ama izleyenlerimizi düşünelim, genç kardeşlerimizi. İzleyenler de biliyor, herkes biliyordur. Orada takım da söyleyin abi, hem takım hem mevki söyleyin abi. Tamamdır, olur, evet hadi. Kunde seviye, stoper. Evet, sıra bende. Bir 85 gelir inşallah. Bayağıdır gelmiyor çünkü. Aynen. 85 de gelsin. Gelmeyecek 5 takas. 5 tur mevkiyi banla. Evet, stoper'i banlıyorum. Ben söylüyorum. Cam banlayamazsın, ST banlayamazsın, sol açık banlayamazsın. Ben stoper banlıyorum. 5 tur stoper banladım arkadaşlar. Devam edelim. Stoper bende 3 tane var Allah'tan. 84 artı. Güzel. 84 artı değil abi, direkt 84. 84. Aa, pardon 84. Yok direkt ya. 84 deyip Benzema seçmeye çalıştım. Ya var ya. Ya 84 artı varsa 85 artı niye var? Aynı şey yani. Mantık yani zaten, mantık. Doğru. İnanılmaz ya. Doğru. Ya Uğur abi, ben bugün Onur abiye çok sinir oldum. Gerçekten var ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Üzerim. Bana da iptal gelirse ben de iptal diyorum. İptal edelim onu ya. Kullanacağım. Arkadaşlar üzerime oynanıyor. Ben Youri Tielemans'ı alıyorum. Leicester City'den orta saha oyuncusu. Tielemans'ı kadroma katıyorum arkadaşlar. Ve devam çevirelim bakalım. Şimdi Uğur için gelecek. 5 büyük lig oyuncusu geldi Uğur'a. Allah Allah. Allah Allah. Kuruduk bütün takım Ajax oldu ya. Şuna bak abi. Timber'lar Mimber'lar. Timber Mazdru'yu falan. İnanılmaz bir şey ya. Darlandım abi. Stoper. Allah'tan stoper almışım son anda. Pedro Gonçalves. Sağ açık bana,
Sağ açık. Sporting'den Pedro Gonçalves. Tamam. Tebrikler. Devam ediyoruz. Şimdi Arden için geliyor. Haydi. 85 artı. Gelmez bana ya. Yok. 83 ve 6. 83 ve 6. Hep Arden'in bu. Biliyorum çocuğu. Kime? Ne? Sana hep böyle ucuna 85 artının ucundan dönüp 83 geliyor. Bana hep böyle geliyor. Onur abiye de ballı olduğu için Onur abi. Ballı. Yengeniz heyecanlı. Can bana bitti. Haberin olsun. Tamam. Vay. Helal uğur. Güzel bilgilendirme. Mason Mount. Mason Mount. Ne oynuyor? İlk mevkisi sol açık mı cam mı? M-O-O. Cam. Cam alabiliyor mu Uğur? Evet. Bitti dedi o yüzden aldım. Evet benim için çevriliyor. Şimdi bir oyuncu değiştirme gelsin. Bir Muhammed Salah'ı alayım. 5 büyük. Sen de biraz böyle devam et ha. Sen de biraz. Bana öyle geliyor. Bana hep böyle geliyor. Arkadaşlar yine bir değişiklik yapıyorum ve Ajax'a gidiyorum. Buradan da Gravenberg'i takıma katıyorum. Arden almıştı geçen hafta. Fazla bir şey yaramamıştı. Çok bir şey yapmamıştı ama yine de hayırlı olsun diyoruz takımımıza. Diyoruz ve Uğur için çeviriyoruz çarkımızı. Bakalım Uğur'a ne gelecek. 5 tur mevki banla geliyor Uğur'a. Arden'de komple yok. Ama Arden için değil aslında Uğur için banlıyorum. Arden, Onur'da da yalandan var. Dolu açık. Yok CM banlıyorum. CM tamam bir daha çeviriyoruz. 83 ve 6 oyuncu geldi. Abi çok şanslı ya. Çok iyi şeyler geliyor. Arkadaşlar bu arada sizler de görüyorsunuzdur. Sürekli ikisi benim üzerime nasıl oynuyorlar. Sürekli. Nasıl şöyle ya? Yapalım. Ya abi sen şu şöyle an çok avantajlı konumdasın. Ne yapalım? Onur'dan silelim. Şöyle yapalım. Bakın. Şey mi yapalım? Normal Onur abi birinci oldu sonucu. Biz ikincilik için normal oynuyoruz mu diyelim? Sonuncu arkadaşlar? Normal puanlama sonuncu olmama rağmen benim evimde, benim konseptimde bana yaptıklarına bakın. Ne alakası var? Oğlum. Aa, bir tane iptal hakkını aldık. O iptal hakkı da bir daha çıktı yani. Hani yaptı bana yaptıkları dediği ne? Özür dilerim ben 83 yaş altı oyuncu bu çıktığı için bu çocuğa sürekli 82 çıktığı için özür dileriz ya. Bu Onur, arada istiyorsan özürlerimizi kabul et Lord'um. Kabul ediyorum. Ve sizlerden ya, like bekliyoruz arkadaşlar. Şu an videoya like atın lütfen. Stopere Van Dijk, Ruben Diaz çekmiş. Santifor'da Haaland benzeması falan var. Hala bir de diyor ki ben zaten sonuncuyum. Şey anlamsız bana ne yapıyorlar falan. Şey de sonuncuyum. Şun diye diye geldi Arden haberin olsun ha. Evet ya çok az bir puan kaldı yani. 10 puan var ya nereye az puan var ya. Ne yani 10 puan değil tek haneli. 12 puan var ya. Tek haneli abi. Hı. 6 puan falan var. Evet arkadaşlar ben sağ açık. Torres'i alıyorum 89 potansiyel en azından yapacak bir şey yok. Güzel bir tercih. Bana açılan mevkiler ve banlı mevkileri bir yenileme yapabilir miyiz Uğur yeni tura geçerken? 2 tur sol açık banımız var. Santrfor banı benim seçimimle bitti ben. Şu an bitti yani. Ama son şey benimdi. 3 tur stoper banımız var. 5 turda CM banımız var. Hadi tamam. Bakalım. Hadi bakalım çark dönüyor Arden için. Bakalım Arden nasıl bir oyuncu alacak. İptal hakkı kazan. Oh be. Hele şükür ya. Vallahi helal olsun Arden. Teşekkür ederim. Vallahi çok şanslısın var. Bu çarkta var ben acayip şanslıyım. Şanslı. Kaleci hariç takas. Onur abinin Haaland'ıyla İbrahimovic'i takas etmek istiyorum. Geçiyorum. Devam edelim. Hepimiz 83 bir oldu. He? Ya bir kere de 85 artı çıksın ya. Bir kere çıktı bana. Bir. Üçümüzde de bir tane var şu anda iptal hakkı. Vlahovic'i alıyorum. Hangi mevki? Santifor. Alabiliyor musun? Alıyordun. Az önce bitti dedi. Tamam. Devam edelim. Bana geldi şu anda. 85. Yavaş be. Yavaş be. Ya aynen aynen. Yavaş yavaş. Onu da al. Al bir tane de şey çek. Kalene bir oblak falan çekersin. Ya. Çark çok şey oldu ya. Şeye döndü. Az önce iyiydi de artık benden gitti çark. Fredeki diye bir kaleci var. Bayern Leverkusen alındın mı? Alınmadı. Alabilirsin. Tamam ben o zaman arkadaşlar Leverkusen'in kalecisi Hredeki'yi alıyorum. Lucas Hredeki. Uğur abi çark... şimdi şey çıkacak. Takas çıkacak. Ve şu anda çeviriyoruz arkadaşlar. Uğur takas için geliyor. Takas çıkacak. 20 yaş 6. 20 yaş ve 6. Orada da bir şey kalmadı ki. İyi var da yani az kaldı. Saka. Arsenal'den Saka. Arsenal'den Saka alındı ve Arden'e çeviriyoruz şimdi. Bakalım Arden için nasıl bir şey olacak. 5 büyük lig dışı. Ya artık gerçekten küfür edeceğim ya. Bu 5 büyük lig dışını da 85 artının yanında olması çok güzel olmuş ha. En çok da bu geldi. İnanılmaz bir şey ya. Evet. Pedro Porro. Mevki ve takım söyleyebilir miyiz? Sağ bek. Zaten arkadaşlarımızın da tanıdığı bir isim. Ya arkadaşları boş ver. Biz Sporting Lisbon'dan Pedro Porro. Özür diliyorum evet. Sağ bek. Evet. Tamam tebrikler. Evet. Neyse, benim için dönüyor. İptal hakkı kazan. Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor ben? 20 yaş ve 6 bir oyuncu seçeceğiz arkadaşlar biz. Bakalım kimi seçebiliriz? 20 yaş ve 6. Mamardaşvili'yi seçiyorum. Valencia takımında oynayan kaleci pozisyonda. Hayırlı uğurlu olsun takımıza. Diyorum ve Uğur'a geçiriyoruz. Buyurun Uğur Bey. Yani çok kötü bir tabir kullandım. İptal hakkı kazan. Bir tane oldu. İptal hakkı kazandı Uğur. Tebrikler. Bir daha çeviriyoruz. Senin bir oyuncunu yazmamışız onu. 83 ve 6 oyuncu. Evet arkadaşlar ben Joao Felix'i seçiyorum.
Güzel tercih. Benim de şeyim de vardı. Bu arada sevgili dostlar, biz aldığımız oyuncuları saydık şimdi. Bende bir sıkıntı olmuş. Ya birini unuttuk ya da bir tık geçtik, bilmiyorum. Normalde ne geçecekti ama ben bir adam eksiğim. O yüzden şimdi şarkı benim için çevireceğiz. Sonra tekrar başa döneceğiz. Benim için geliyor. Bakalım ne gelecek. 38 yaş üstü. Bak bu hiç çok az geldi ya bu. Değil mi? İyi oldu işte, iyi oldu. Arden'e geldim. Hep bana geldi iki tane. 38 yaş üstü. 38 ve üstü değil mi? Hı hı. Tamam, ben hızlı hızlı seçip geçiyorum. Arkadaşlar, Claudio Bravo'yu alıyorum ben. Kaleci kendisi, Real Betis'te oynuyor diyoruz ve Arden'e en başa tekrardan dönüyoruz. Buyur Arden'cim. Şimdi ne gelecek artık? Bana biraz avantaj sağlayacak bir şey gelsin. Kurudum burada ya. Al. Aldım da ikinizin de şeyi var, iptali var. Benim iki tane var. Evet. Bir de bunu bende alınacak adam yok. Bunda bir sürü var. Ama onun iki tane var. Van Dijk, Benzema şimdi... ve... Ama onun iki tane var. Ve CM Onur şu anda abinin... bandı. CM bandı şu anda. De Bruyne var onda. Abi onda iki tane var. Bir dakika, ben sana tek tek vereceğim. Onu azalt. Beni niye azaltıyorsun? Seninki açılsın istiyorum. Onu azaltsam bir ana ile çıksa yine birini azaltmak zorunda arkadaşlar, kalacağım. Arkadaşlar, Onur abi de iki tane var. Ama sen ne yalan söylüyorsun ki? CM bandı, De Bruyne'yi al diyor. Sanki alabilecek durumda olsa. Alabilecek olsam alırdım yemin ederim şu an. Tamam da bir dakika, bende iki tane varken Onur abininkini bitirelim. Uğur'da iki tane varken yine Onur abi. Abi senin, sende çok iyi oyuncu var ama. Seninki açılsın da alalım seninkileri. Nasıl bir boş ya? Ne alacak lan benden? Şey mi alacak? Uğur abi de bir tek bir tek De Bruyne var. Bir. Sende 5 tane var. Azaltalım. Benimkini de alamayacaksın. Ya hayır abi, şimdi tamam da sonraki turda yine çıkarsa alacağım işte. Gerçekleri görüyorsunuz. Tamam ben ama şu an sen benim yapacağım teklife hiç odaklanmıyorsun. Uğur abi, Onur abi de kimler var, bir şey yapabilir miyim? Mantıklı bir teklif yapacağım. Gerçekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Söylüyorum. Tiro'daki Mamardashvili Bravo var, kaleci. Stoperlerden Van Dijk, Ruben Dias, Lisandro Martinez var. CM Tielemans, Gravenberch var. LV Tadic var, Cam Havertz var, RV Antony var, Santrfor, Benzema ve Haaland var. İbrahim Hoş'u veriyorum. Kesinize basıyorum bak, çabuk. Haaland'ıyız. Bastım arkadaşlar. Hadi bir takas daha be. 84 ya. Oyuncu geldi. 84 overall takas oyuncu. Daha gelse var ya Uğur abi, o kadar iyi olurdu ki. Onur abi çıldırırdı burada. 84. Bandlı mevkiler. Bandlı mevkiler. Arden'cim, stoper ve CM. Bir tur kaldı stopere, CM'ye 3 tur kaldı. O zaman ben gidiyorum ve Gimenez'i alıyorum stoper. Ama stoper var dedin, pardon. Stoper bu son tur bana. Pardon. O zaman Theo Hernandez'i alıyorum. Ya bir takım söyle, bir şey söyle ya. Milan'dan Theo Hernandez, sol bek. Tebrikler. Bana geçti şu anda. Direkt ilk mevkisi DL mi? Sol bek, ilk mevkisi. İlk mevkisi. 20 yaş kime çıktı? Stopere bana... çekti. Gizli stoper çekti. Gizli stoper draft etti. Evet. İkinci mevkisi stoper ya. Ama olur, o kadar. Yapacak bir şey yok. Buyur Onur. Bu arada ben stoper olduğunu düşünme. Ben stoper için almamıştım. Yalan söylemeyeyim. Ben sağ bekte oynatırım diye aldım. Ben arkadaşlar sol açımda Tadic'e bir önceki şeyde çok güvenmedim. Vinicius Junior alıyorum sol açıma. Bir önceki oyunda çok güvenmemiştim kendisine. O yüzden Vinicius Junior, takımımıza hayırlı olsun diyorum. Ve Uğur için çeviriyoruz bakalım. Ya şimdi Uğur abiye bir takas gelse ne güzel olur ya. 82 overall oyuncu. Hala üzerim oynadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Hala. İkisi bir oldular. Görüyorsunuz. Ya kral ya, ne amacın ne? Van Dijk, Ruben Dias, Benzema ve Haaland'ın var abi. Kime üstüne oynayalım ya? Oldu. Bir de birbirimizi bıçaklayalım. Sen de cesedimize bas, al 3 puanı. Allah Allah. 4 tane oyuncum var. Babalar gibi. İyi oyuncu seçmek. Benim en iyi oyuncum 84. En iyi oyuncum 84. Bu çocuğun... Benim de 82. Bu çocukta da yok bu arada. İyi bir oyuncu. Nasıl 82? Ne diyorsun ya? Sende De Bruyne var. Nasıl en iyi oyuncu 84? Van Dijk, Ruben Dias, Benzema, Haaland'ım var. Bizde herhangi bir 85 üstü oyuncu yok. İkimizde de. De Bruyne var. Ha, benim bir tane De Bruyne var. Bir tane şimdi oyuncum birer var. Birer tane var işte. Birer tane, tamam. Tamam da ne yani. Derdin ne yani? Ne istiyorsun? Ne yapalım? Bana bulaşmayın. Bir Ramsdale mi alayım çocuktan? Ne istiyorsun ki? Anlamadım. Aa, güzel hareket. Güzel. Uğur bir şey verdi Arden'e. Birazdan Ramsey'i alacağım dedi yani. Napoli'den kalabalığı yapıyor bu. Napoli'den Osimhen'i alıyorum. Santrfor. Güzel. Güzel tercih. Şimdi Arden için geliyor. Takas geldi. Takas dansı yapacağım gelirse. Gelmedi. Geldi lan. Kalecisi geldi, kaleci. Rakibin kalecisini banla, ha tamam. Kim var şimdi? Kimin? Zaten Onur abinin kalecisi var mıydı? Var mı senin kalecin? 3 tane kalecim var benim. Tamam. Hangisi en düşük rating? Söylüyorum. En düşüğü niye banlıyorsun oğlum? Hiradeki var, Mamardashvili var, Bravo var. Bende Remiro diye biri var. Ya şimdi Onur abininkiler birbirinden kötü. Uğur abininki de kötü. Ben... Oğlum dalga mı geçiyorsun? Adamın overall'ları benden yüksek hepsini. Benimki en düşük. İşte zaten 80... seninkinden şey yapmayacağım zaten de. Seninki de kötü ya. Ama yani. Oğlum, ya Hiradeki... Ben...
Hradeçki 83 olan değil mi? Hradeçki. En yükseği o. Tamam, Hradeçki'yi banlıyorum. Ya Onur, bunlara da düşme ya. Allah'ım, 82'lik 83 tane karısı var ya, hepsi aynı. Adam onu bile banlattırmamaya çalışıyor. Ya ben onda değilim. Niye sürekli benim üzerime ya? Ya var ya. 79'luk kalecilerim diyorsun. 79'luk değil abi. Hayır, bravo bravo 79. E tamam, niye bravoyu banlasın adam zaten? En düşüğü sor diye kendisi dedi. En düşüğü hangisi diye. Ha, peki. Onu sen kaleci alıyorum değil mi? Uğur 81 alıyor. Kaleci seç 81'lik. Beni bayağı etkiledi ya bu. Daha önceki Rabbitler'de çok önceden bir kere bunu almıştım. Çok iyi kaleciydi. Rui Silva'yı alıyorum ya ben. Real Betis'te oynuyor. Tamam. Rui Silva kalemize hayırlı uğurlu olsun. Ve Arda'n yaptı değil mi bu hareketi? Evet. Ya ben de o zaman. Ya sen de. Galiba biz böyle bir şeyde kaçırdık seni. Bir dakika. Bir dakika. Sende değil, bende şu an. Aslında Arda'n'de. Ve bana geldi takas. Kaleci Ariş takas. Hayır sayılmaz. Hayır sayılır. Çevirdi ya, çevirdi. Ne hayır, sıra bende zannettim ya. Ya ne alakası var? Öyle bir şey mi abi? Öyle şey mi olur ya? Arda'n al, al Haaland'ını kardeşim. Alacağım. Nasıl oluyor? Bir dakika, sıra bende zannettik ya. Abi tamam da ne farkı var ki? Çark çevirmeyecek miydi? Bunu da görecekti belki. Ne alakası var? Bendeydi ama tam çevrilirken söyledik gelmeden önce. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Onu arkadaşlar haklı değil miyiz ya? Vallahi inanılmaz ya. Gelmeden önce söyledik. Tamam al tamam. Tamam al ne oğlum, alacak zaten adam, haklı. Ya inanılmaz ya. Neler yapılıyor ya? Ben Onur abiye bir tane daha kaleci vereceğim. Ver. Bu fonu veriyorum. İbrahim Hoca versene, ne kaleci veriyorsun? Yok ama İbrahim Hoca yüksek ya, ona öyle vermem yani. 183'lük adam da vermek istemiyorum. 40 yaşında bu fonu alsın, Haaland'ı istiyorum. Birazdan şey olacağını falan düşünüyorum ya. Bunu saymıyorum, şunu şuradaki 85'i istiyorum. Abi bir şey diyeceğim bak, gerçekten objektif ol. Sus ya. Sıra bende dedim çark çevrilirken. 38 yaş üstü de çıkabilirdi yani. Sıra bendeydi çünkü. Haklı kim geldi? Adam oğlum, haklı. Anlamadın mı? Kim geldi bana? Sana Buffon geldi, Haaland gitti. Tamam, Buffon. Buffon'u yazalım bari. Haaland'ı da silelim. 4 tane kalecisi var. Çok iyi oldu. Evet, sıra bende. Oğlum bu inanılmaz bir rebuild ya. İptal hak kazan. Güzel. Aa, iyi korudu. Ben de bir tane çalacaktım. Aynen. Güzel. Çok komik oluyor. Devam edelim. 5 tur mevki banla. Kaleci hariç takas mı geliyor yoksa? Nasıl heyecanlandı? Banla kral. Buyur. Uğur abi, şeye dikkat ettin mi? Nereler banlı şu anda? Sadece CM banlı şu an. Tamam, ben stoper banlıyorum. Oo. Stoper banladım. Devam ediyorum. Rakibin kalecisini banlama. Hadi. Yürü. 82 rating. Bu arada 20 tur yapıyorsak şu anda stoper alamıyoruz artık. Onu da bilincinde olsun herkes. 20 tur değil, evet. 20 tur yok da. 18. Sevgili dostlar, ben Haaland benden gittiği için 82 overall'lı bir oyuncu geldi biliyorsunuz bana. Alexander Isak'ı kadroma koyuyorum. Bu arada yine bir hata yapmışız. Uğur'da bir oyuncu fazla vardı. Arda'n şimdi 2 kere üst üste yapacak ve 16 oyuncuya geçecek Arda'n. Arda'n için çeviriyorum şu anda. Bakalım. Bu herhalde çarksız, hani seçmediğimiz turlar oluyor ya, orada karıştırıyoruz. 83 ve 6 oyuncu değil, 84 oyuncu geldi. 84 güzel. Oyuncu. Bir oyun seçecek Arda'n, bakalım. Wilfred Ndidi'yi alıyorum Leicester'dan. Tamam, bir daha senin için dönüyor. 15'sin şu anda, 16 olman için. Bir daha senin için dönüyor. Hadi be, 85 artı. 83 ve 6 oyuncu geldi Arda'ncığım. Bir oyuncu daha seç bakalım. Yaz lütfen Arda'n aldığın oyuncuları. Tamam. Ne seçtin Arda'n bu arada bir önceki? Leicester'dan Wilfred Ndidi'yi seçtim. Ndidi'yi seçemezsin, CM yok. Ama defans portası. He? MDO ama. Aynı. CM, CDM aynı. Olur mu lan öyle şey? Arkadaşlar, Arda'nın seçimi bu arada CM ve CDM banlı olduğu için iptal oldu. Arda'n bir daha seçecek şimdi. Tamam, ondan sonra 83 falan seçecek. Özür diliyorum öyleyse. Ben bir o zaman şeyi alıyorum. Reece James sağ bekime. Tamam. Reece James. Bunu hangisinde alıyorsun? 84'ten mi alıyorsun? 84'ten alıyorum. Evet, bir tane 83 ve 6 oyuncu seçecek şimdi. Keşke 84'lük alsaydım. Neyse. 83 ve 6 bir tane daha seçmem lazım. Tamam. Sen Reece James 84 mü? Reece James'i nasıl seçtin? 84'ten seçmiş oldum ben. Yani 84'ten seçemem ki. 83 ve 6'ından seçmiş oldum. Şimdi 84'ten seçiyorum. Evet, seçemez. Seçemiyorum ki öyle. Şimdi 84'ten seçiyorum. Aynen. 84'ten de ben kendime buradan o zaman gideceğim ve iyi bir oyuncu alacağım. Burada alacağım isim Kevin Trapp. Tamam. Çark benim için dönüyor şu anda. 83 ve 6 oyuncu geldi. Bu oyuncu hem sol açığı hem sağ açığı her şeyi yedekliyor. İnşallah alınmamıştır. Musa Diaby. Alınmadı. 83 overall'da 88 potansiyeli var. Çok mevki yedekliyor. Benim için güzel bir oyuncu oldu bu. Ve Uğur'a geçiyoruz şimdi. Uğur için şey yapalım. Bakalım Uğur'a ne gelecek. 20 yaş ve 6 oyuncu geldi. Nuno Mendes sol bek. Nuno Mendes sol bekle oynuyor. Tebrik ederiz. Ve Arda'n.
17. sıra geçiyoruz değil mi? 2 oyuncumuz kaldı. 17'ye geçiyoruz. 17, 18, 19, 20. 4 oyuncumuz kaldı. 18 değil mi önce? 20 oyuncu mu? 20 ya. Hep 20 yaptık ya. Hep 20 18 yaptık. Demiştik ama tamam o zaman. Tamam. Hep böyle ya. Tamam. 20. Tamam. O adamda böyle bir sıkıntı var. Tamam. Dur artık dur ya. Ne var oğlum? Ya bir 85'te duramadı ya. Duramaz. 4 tane sana 85'lik çıktı. Her tarafını doldurdun. Stoperler, santrforlar. Hadi. Bana bir tane 80. Hadi bir 2 tane çıkamadı hadi ya. Hadi. 83-6 mı seçeceğim ben şimdi? Evet hadi canım. Hadi. Meo banı var mı abi? Yok yok. Stoper kaldı. Stoper kaça kadar var? Bitti mi stoper? 3 tur var. 3 tur var. Federico Valverde orta saha Real Madrid. Tebrikler. Sıra bana geçti. Şöyle bir çevirelim bakalım. Takas gelecek ha. 20 yaş ve 6 geldi arkadaşlar. 20 yaş ve 6. Yani gerçekten. Gerçi iyi olmadı ya. 38 gelsin. Şöyle bir baktığım zaman ben yine CM olduğu için hani stoper de oynayabilir. Şey yapıyorum ya. Real Madrid'den arkadaşlar Camavinga'yı alıyorum ben. Real Madrid'den Camavinga takımımıza hayırlı olsun. Uğur için çevirelim. 30 84'lük oyuncu geldi Uğur'a. Takas gelseydi ya. Onur abi bu mağdur edebiyatını yemeyecekler. Ben sana söyleyeyim. Bu mağdur edebiyatını hani mağdur, ben yalnızım. Videonun başından beri. Videonun başından beri şimdi bak. Arkadaşlar Allah aşkına yorum yazın. Uğur abiye olsa ben Uğur abiye yüklenirdim. Ki daha önceki hayatta videolarda yapma, hayatta yapmazsın. Hatta daha önceki videolarda ya, yüklendiğim de oldu. Benzema sakin mağdur olabilir mi ya? Bir dakika ben ekrana bunu göstermek istiyorum. Şimdi az önce 18.21'de bildirim geldi. Gözüküyor mu bilmiyorum oradan. Şöyle göstereceğim. Bir dakika. Arden Uğur abiye kazandırdı. Bir önceki videoda da yapmışsın demek ki. Ne alakası var? Böyle video. Ya ne bu var ya bu çamur at izi kalsın. Şu anda ben inanamıyorum. Manipüle ediyorsun seyircileri. Ya arkadaşlar be. Manipülasyona gelmeyin. Onur abi de Van Dijk, Ruben Dias falan var. Benzeması da var. Mağdur değil. Teşekkür. Aston Villa'dan Emiliano Martinez. Güzel. Mevkisi nedir? Galacı, kapıcı. Güzel. Çeviriyoruz. Arden için gidiyor. Hadi bir 85 üstü be. 85 üstü istiyorum. Dur! Allah için dur. Hadi dur. Allah vurdu. Oh. Abi inanılmaz kadrosu var Arden'in Uğur'un ya. Şey Uğur'un değil de Arden'in pardon. Arden'in inanılmaz stoper kadrosu. Stoper bana ne kadar kaldı? Abi Salah, Haaland, şimdi 85 inanılmaz oyuncuları var ya. Stoper bana ne kadar kaldı devam acaba? Devam et. Stoper alamıyorsun devam et. Ya çok net. Stoper alamıyor muyum? Alamıyorsun canım devam et. Abi Salah, Haaland, şimdi 85'lik bir tane alacak. İki tane daha var öyle oyuncusu Arden'in. Çok iyi kadrosu var ya. Ne 85'i? Şimdi alacaksın ya 85 üstü. Kaleci mi alsam acaba? Farklı bir mevki mi alsam? Alisson Becker. Tebrikler. Sıra bana geçiyor. Kaleci Liverpool. Tamam. Uğur abi sence doğru hamle miydi? Aha! Yes! Yes! Banla yes. Bir rating düşüğünü alacağım. Oğlum yes ne oğlum? Adamın iptal hakkı var. Ne yes'i? Aa iptal hakkım var. Oğlum Arden gerçekten az kala. Bak yine kurtardım seni. Ama Uğur abi bir şey, sence şey mantıklı mı? Hayır bir dakika. Rakibin karşısı banla bu banla. İptal yok bunda. Senin aksiyonunu iptal yok, edebilme yok, şeyin var bu arada. Allah Allah. Ama ya bir şey diyeceğim. Ya Onur şimdi senin kanalında ne söylemek istemiyorum da yaptığın artık beni aştı ya. Bu çocuğa ne iptal hakkı yok falan ne alaka? Niye kullanmasın iptal hakkını? Bir şey diyeceğim asla Uğur abi. Sence Arden'e böyle bir şey yapmam zaten. Sadece onu bir korkutma amaçlı yapmıştım. Korksun diye yapmıştım. Buyurun Arden'cim. Size bir şey yöneltmek istiyorum. İzleyicilere de bu soruyu düşünmelerini rica ediyorum. Sizce bu noktada Onur abinin kalecimi banlamasını iptal mi etmem lazım? Yoksa iptal hakkını saklayıp kadromu korumam mı lazım? Çünkü neden diye soracaksınız. Alisson giderse yine bir düşük rating kaleci alabileceğim. Yani 89 değil de 88'lik birini alabileceğim. Ne diyorsun oğlum? Nereye alıyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Sen bizim kaleci alacaksın Alisson giderse. Allah'ım ya. Bir düşüğünü değil miydi? Alisson'u ben banlıyorum da. 82'lik kaleci banlandığı için bir düşüğünü aldın. Yani istersen 250'lik kaleci al, yine 81'lik kaleci alacaksın en güzel. Peki olur lan. 85, 84, 83, 82 var ya 81 yok. O yüzden onu alıyorsun. Evet Alisson, Becker'i banlıyorum. Güle güle Alisson. Banlamıyorsun çünkü iptal ediyorum. Hah iptal hakkın da gitti şimdi. Haydi Allah'ım. Allah'ım ne olur takas oyuncusu gelsin. Nerede o takas oyuncusu? Hadi. Ne renk o takas oyuncusu? 5. Kaleci Aris mavi. Hadi. Hadi. Geliyor. Geliyor. Kaleci Aris takas oyuncusu. Ya bu kadar bal olamaz ya. Yes. İşte bu be. Çok bal ya. Uğur kazandı. Sen bana hangi adamı vermiştin Haaland'ı aldığında? Buffon'u verdim. Buffon'u geri al canım sen tamam mı? Al onu şeyine şey yap. Kadrona sok. Tamam mı? Buffon'u kadrona sok. Çok Haaland'ı şanslı ya. Ver. İki kere üst üste ben kaleci aldıktan sonra. Allah alsana. Ağaçın yok. Deli misin sen? Antonio'ya güveniyorum. Haaland'ı geri versin. Forvet'i kalmasın onun.
Onun forveti kalmasın. Var forveti. Arkada kalmayacaktı. Ne alaka? Haaland'ı geri versin. Ben hiçbir şey olmasa bile Haaland'ı geri alırdım. İsterse 99. Ya sanki kendi adamın. Benden çaldığın adamı bir de sahiplendi ya. Haaland'ı geri aldım be. Haaland'ı herkesin aldım. Kucağında. Ya Uğur için çok dönüyor. Şanslı ya. Böyle ben bir şans Uğur görmedim. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Bir şey söyleyeyim mi? Rakibin kalesi mi? Bir şey söyleyeyim mi? Şans değil. Allah-u Teala. Ya ne alakası var abi ya? Gördü. Abi estağfurullah ne diyorsun ya? Ya Allah niye buna karışsın ya? Ne alakası var ya? Ezilen her zaman karışır. Ya beni ne alakası var ya? Sen beni ezdin nereden? Hiç alakası yok ya. Çok inanılmaz bir şans var. Ben çözdüm. Beyler ben çözdüm. Takas gelince takas yapıyorsunuz ama yeni oyuncu almamış oluyorsunuz. Doğru. O yüzden siz sürekli eksi çıkıyorsunuz sanki eksik gibi. Vallahi doğru. Siz düzgün çarkınızı çevirin de sıranız karışmasın. Zaten sürekli zaman, sıra kaydırdınız o yüzden. O zaman sıra yine bende. 82 overall seçiyorum. Evet. Aynen. Doğru vallahi helal olsun. Doğru aynen, oradan biz şey oluyor. Takasın heyecanıyla. Bir ikramiyeyi hak ettim. Takas heyecanıyla yanlış yapıyorduk bugüne kadar. Ben hiç takas yapmadığım için hep yüksek çıkıyordum. Hiç takas gelmedi bana doğru düzgün. Doğru söylüyor. O yüzden arada, yüksek çıkıyordum. Stoper şey gitti mi bana? Bir tur daha var. Oh, tamam. Oh. Bir tane daha stoper mi alacak? Bir de gidip bir tane daha yedekleyecek ya bir de. Haaland'ı var, Benzema'sı var, Ruben Diaz'ı var, Van Dijk'ı var. Bir de diyor ki Allah diyor Ezilen'in yanında diyor. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Ne? Arkadaşlar çok moralim bozuk ya. Ya gittim kaleci seçtim. Kaleci seçmeseydim mesela bir sol kanat seçseydim kendime bunlar olmayacaktı ya. Allah kahretsin ya. Evet. Bu sefer Kevin Trapp'ı falan silecekti. Ben de iptal hakkımı kullanmayacaktım. 82 overall oyunculara bak. Kaleci hariç takas vardı. İşte ama şey iptal hakkımı ya kullandığım için onu iptal edemedim. Yoksa iptal edecektim Haaland'ı almasın diye. Ben burada 82 overall olan bir oyuncu almam gerekiyor. Palhinha alındı. Bakıyorum artık hani çok dönem değil benim için. Çünkü bunlar benim yedek oyuncularım yani. Ben burada... Nasıl eziyor bizi? Nasıl eziyor? Az önce değişti mevzu. Az önce değişti mevzu. Ne alakası ben... var? Sen en başından beri çok güçlüsün zaten. Az önce ben değiştirdim. Ben arkadaşlar sonuçta kendisi bir Türk oyuncudur. Her zaman Türklerin yanında olmamız lazım. Hakan kendi Çalhanoğlu. Milletimizi her zaman aşağı Hakan Çalhanoğlu'nu takıma katıyorum. Ve aynı zamanda şu anda Mert'e vermiş olduğum Hakan Çalhanoğlu'nun bana özel selamlı videosunda şu anda izliyorsunuz. Buradan Umut Şahin'e selamlarımı iletiyorum. Şu an düğündeyiz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet. Sıra Uğur'a geçiyor. Uğur buyur. Uğur abi Uğur, bir takas derim. Be. Uğur. Takas lütfen takas. Rakibin kalesini banla. Yok ki benden banlanacak bir şey benim kalmadı. Benim bütün kalecilerim aynı Uğur. Alisson banlanmış mıydı? Alisson'u ben banladım. Alisson banını iptal etmişti değil mi? Ooo. Ardanç bir sana takas sözüm var ama bu adamın kalecisi zaten 3 tane uyduruk kaleciler var. Şimdi bunu banlamanın bir manası yok. O yüzden Alisson'u banlayacağım kusura bakma. Yes. 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 Seç kalecini sen bir daha çevirelim. Seç canım. Kalecini seç. Neyse kötü kalecisi yok da 84'lük kalecisi var yine. Allah'ım sen ne büyüksün ya. Keşke o turda kaleci seçmeseydim ya. Çok büyük hata Allah'ım, oldu. Sen de büyüksün Allah'ım. Bana yapılanları gördün ve Arden'e gerekeni yaptın Allah'ım. Abi, ne alakası abi var ya? Ne yaptık sana abi? Arden'i ben Uğurcan Çakır'ı alıyorum. Arden'in dedi kim? Uğurcan Çakır. Kim? Ben sana ne yaptım özel olarak? Bir şey yok. Şaka yapıyorum. Takılıyorum sana. Hazır mısın Arden? Senin için geliyor. Benim için oğlum. Evet benim ya için. Allah Allah. Özür bak yine diyorum. Karıştı. Ben de karıştım. Artık bana gelse ne olur gelmese ne olur. İptal hakkı kazan. Uğur vallahi birini banladı. Hayır. Boşuna bende zaten iki tane iptal hakkı var. Doğru. Devam edelim. Allah aşkına lütfen takas gelsin ya. 5 büyük. Ay kaleci hariç takas geliyordu. Benim gerçi bir tane var. İşte bir tane var ben yine kullanacaktım. Arden'e seçmeyecektim. 5 büyüklük dışı. Yani boş bir muhabbet şu an. Benim için mevki bakıyorum. Kalecim tamam. Stoperim tamam. Sol bek, sağ bek tamam. Ronaldo Cabrais. Vay bir önceki bölümde sana şampiyonluğu getiren. İzlemediyseniz arkadaşlar Uğur'un kanalında da onu izleyebilirsiniz. Mükemmel. Yok Arden'in kanalında mı? Arden'in kanalında izleyebilirsiniz. Mükemmel. Ve Arden'e geçiyor. Arden bana güzel bir şey söyle sana 85 artı getireceğim. Abi sen çok iyi bir insansın. Seni çok seviyorum. Tamam. Al sana 85 artı. Hadi bakalım. Bu kıyamını unutma. 84 de iyi. Gitme 82'ye gitme. 84'te kal. Bak gitme dedim. 84. İyi Arden iyi. 84 iyi. Bana hep 85 gelmiyor ya. Bir tane şey geldi. Haaland gittik onda adam aldı elimizde. Ben Gimenez'i alıyorum. Atletico Madrid'den stoper. Onu bir söyleyeyim. Tebrikler. Tamam. Sıra bende. Bir 85 artı gelirse bir kaleci koyarsam oraya var ya. Hadi Arden'de 4 kaleci var şu an. Hadi bir 85 artı be.
Rakibin kalecisini banla. Bunda yok ki zaten adam akıllı kalecim. Evet, kalecileri alayım. Uğur, hangi kalecin var? Kalecileri sayıyorum. Arden, Kevin Trapp 84, Ramsdale 81, Fon'u bilmiyorum. Ucan Çakır 80, bende 84, Emiliano Martinez 81, Ramiro. İki kalecin var yani. Bende iki tane iptal hakkı var kral, sen bilirsin. Doğru ya, iptal hakkı var. Arden'in var mı? İptal hakkı yok değil mi? Banla bir şey değişmeyecek ki. Ben üçüncü oldum zaten yani. Banla. Arkadaşlar, Arda'nın bana yaptığından sonra elim öyle kozlar geçiyor ki 84'lü kalecisi de var. Uğur zaten iptal etme hakkı var. Ama ben yine de abilik yapıyorum. O abisiyim ben. Onu çok severim. Uğur'un bir kalecisi tanımak istiyorum. Oo. Tamam, devam et, devam et. Aynen. Helal olsun. Uğur'un bir hakkı kaldı arkadaşlar. Ben yine de Arda'nın kalecisine kıyamadım. Kardeşim de kalsın. Adamsın abi. Bu aslında hile de, neyse. Ne hilesi ya? Bana mesela, bana eksi yazan bir şey bu. Yap yani, manasız bir şey. Oyuncu kaldı. Sana zaten bir şey olmuyor ki artık. 20 yaş ve altı oyuncu seç. Tamam, seç kral. Kim seçiyor? Ben. Gele gele, bu geldi ya. Arkadaşlar, eğer alınmadıysa ben stoperime Marsilya'da oynayan William Saliba diye bir oyuncu var. Stoper. 79. Saliba'yı ben daha önce kullandım. Hatırlarsın. Ama şeyde almadın değil mi şu anda? Alınmadı. Yok, alınmadı. Yok. Tamam, ben Saliba'yı alıyorum arkadaşlar. Ve sıramı geçiriyorum. Bir 85 ver, bir ban ver, bir şey var ya. 85 mi istiyorsun? Hmm. Al. Bir tane daha kaleci gelmesin artık, yeter ya. Neyse, bu konuda bir şey diyemem. Benim hiç 38 yoktu zaten. Yapacak bir şey yok. Ya ben şu anda Allah'ım, bir iptal hakkı gelsin bana. Bir de 85 artı bir oyuncu seçeyim, çekileyim gideyim. Abi, bu başka şöyle kimse... Şöyle bir şey olduğunu düşün. Uğur'un bir tane jokeri var ya, benim de bir tane var. Sana şimdi şey geliyor, sen Uğur'un bir jokerine gidiyorsun, sonra bana geliyor, ben Uğur'un adamını atıyorum. Pepe. Porto'dan malum Pepe. Çok iyi tercih. O yaşta, Allah'ım, ben kimseye zarar vermek istemiyorum, niyetim iyi. Bana bir iptal hakkı gelsin. Bir de 85 artı bir oyuncu, başka hiçbir şey istemiyorum. O zaman sana 84 overall ya da 85 veriyorum. Ya 84 ya 85 veriyorum. İptal hakkı da iyi olur ama, önce bir iptal hakkı olsa. 20 yaş altı. Böyle çarka tüküreyim ben. Evet, son tur. Şuna bak ya, 81'lik 82'lik adamlarla hücum hattı yaptık ya. Kısmet yok, yapacak bir şey yok. Bu turda bana bir 85 çıkarsa var ya. Bir 85 artıya manyak oyuncu alacağım. Gvardiol. Alınmadı mı ya? Yok. Yok. Alınmadı mı? Tamam. Evet, son oyuncu tercihimi yapacağım. Ben artık yazmıyorum. Herkesin kendi oyuncusu var değil mi? Hadi 85. 82. 82 eşeğin eli. Seç kral. Tomori alıyorum. Tomori diyorum, pardon, neydi? Pau Torres alıyorum ben. Villarreal takımında oynuyor. Stoper. 82 overall'da 89 potansiyelli bir kardeşimiz. Onu da kadroma katıyorum. Ve son olarak Uğur için çeviriyoruz. Hadi bakalım Uğur. Mavi gelmesin. Bak, mavi adam değişir çünkü. 38 yaş üstü. Ya küfür gibi bitirdik ya. Gerçekten küfürle bitirdik. Hiç uğraşmayacağım. Ama bu çark çok şerefsiz bir çark. Onu ben bir söyleyeyim yani. O zaman ben söylüyorum, Alpay'dan İbrahim Öztürk. Tebrikler. Güzel. Peki şimdi şöyle var. Şöyle bir şeyim var. Herkese dünyadan şu anda çarkta seçilmemiş bir oyuncu hakkı olsun mu? Hayır. Hayır. Devam. Olmasın. Devam. O zaman arkadaşlar, kadrolarımızı yapıyoruz ve geliyoruz. Sevgili dostlarım, kadromu görüyorsunuz şu an ekranlarda. Çift forvet oynayacağım. 3 defans oynuyorum. Haaland ve Benzema ikilisi forvetlerinde. Arkalarında Havertz var. Potansiyelli bir oyuncu. Vinicius burada. Antony burada. Biraz Antony düşük kaldı ama ona güveniyorum. Burada CDM oldukları için ben CDM almamışım arkadaşlar. CM almışım. Martinez'i koydum. Martinez oynayacak. Çünkü Camavinga falan, bakın burada oynarken şimdi gözükmüyor ama şey çıkıyor. Burada Fernand Torres değil, bu ne Torres? Lisandro. Ferran. Pau Torres. Pau Torres, Van Dijk ve Diaz. Kalecim çok kötü. 81. Belki de şu an 3 arkadaşımız arasında en kötü kalecisi olan benim galiba. Gravenberg, Tadic, Camavinga, Isak, Hakan Çalhanoğlu, Diaby, Saliba ve Mamardashvili. Kadrom benim bu şekilde diyorum. Aynı zamanda buradan çıkıyorum, size şunu da hemen göstereyim sevgili arkadaşlar. Kendimizi de Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in yerine koyduk. Burada Sevilla, Red Bull Salzburg ve Wolfsburg'un olduğu grupta oynayacağız. Benim kadrom bu şekilde, arkadaşlarımın kadrosuna geçelim. Tebrik ediyorum. Ben de bir tane De Bruyne var. Bir star, Arden'de de daha fazla. İki tane de 84'lük adam var. Gerisi 82-83. Abi kalecisine bak ya. Ben hiç adamım yok. Sen de kalecisi var ya. 84'lük iki adam. Bir tane de 91, 3 tane de var. 8 tane adamım 82-83. Onur'da bu sayı 3 mü 4 mü belli değil. Acayip bir durum. İnanılmaz. Vallahi kalecisi diyecek bir var şey ya. Yok. İnanılmaz. İyi gibi geldi eklerken ama neyse, yani potansiyelli adamlar, belki gelişir melişir bir şey olur diyeceğim de. Yani saçmalık yani, yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım. En iyi şey bu. Santrforum da yok. Santrforum 82'lik de, ondan kurtulayım diye Joao Felix'i koydum. OF'ye gelişsin diye. Yani yapabileceğim maksimum bu, inşallah güzel olur. İnanılmaz bir kaleci. En iyi kaleci şu anda Uğur'da ve Uğur'un bir tık önde olduğunu düşünüyorum, kalesi çok iyi olduğu için. En iyi kaleci kaç yaşında bu arada? Yaşını merak ettim. 29 galiba. Seninkinden bir yaş küçük olması lazım. Ha. Ben Uğur'un kaleci avantajıyla kazanabileceğini düşünüyorum bugün. Oğlum, Arden'le kalecimiz aynı. 84 potansiyel, 84 olur. O zaman sizin kaleciler iyi abi. Benim çok kötü çünkü. Bizim Uğur abiyle kadromuz aşağı yukarı denk bu arada. Benim
kadrom ekranlarda. Uğur abiyle aşağı yukarı denk. Ohalık bir durum yok. Uğur abi şey dedi ya, bende bir star var dedi. Maalesef bende de bir star var. Çünkü başıma 100 yılda bir yaşanabilecek bir takas tutulması gerçekleşti. Önce kalecim gitti. İptal hakkım bir şeyler oldu. Sonra bir daha kalecim gitti. Önce iptal hakkım gitti. Sonra oyuncum gitti. Sonra kalecim gitti. Adamda İbrahimovic falan var. Yedek oynuyor İbrahimovic. Düşün. Ya Onur abi ne diyorsun ya? 83'lük bence adam. Onur'un konuşmasını banlayalım abi. Onur bundan sonra videonun kanalında konuşmasın. Ha bak bak, bir tane avantajlı hamlem şu var, bak onu koymayı unutmuşum. Palhinha stoperde oynuyor, hatta stoperde daha iyi. Bak orta sahada, bir dakika, orta sahada işte neyse ya, onu göstermeye üşendim şu an. MDO'da 83 falan oynuyor, artı 1 alıyor, burada artı 4 alıyor. Evet bu kadar, kadrom bu şekilde. 5 defans oynuyorum bu arada, bu sezon hiç yapılmamıştı galiba. Ben de buna zorlandım, başka bir alternatifim yoktu, böyle daha güzel takım. Bu şekilde şey yapacağız. Mason Mount var, Salah'ın yedeği olacak. Hem Salah'ın hem de orta sahanın yedeği. Haller falan. Bir tek korkum şu İbrahimovic Vlahovic'i çok kesmesin. Vlahovic hemen gelişsin ki oynasın. Bir tek o korkum var. Umarım o olmaz. Evet. O zaman ne yapalım abi? O zaman bir Ocak 1'e gidelim. Gidelim. Gidelim abi. Arkadaşlar, ara transfer dönemine geldik. Ligde çok iyi olduğumu düşünmüyorum. Bazı skorlar gördüm, canımı sıktı ama yani lider olduğumu düşünmüyorum. Şöyle bir çıkalım bakalım. Evet, ligde ikinciyiz. Bayağı kötüsün ya. Bayağı 3 puan arkadasın. Çok kötüsün. Bir dakika, bir dakika. Bakar mısın? 3 mağlubiyetim, 3 beraberliğim var. Takım olabilir. 6 tane... Bak 6 tane şey ya, ben neyse tamam. Biliyorsun abi. İnternet ya bu ne ya? Bakalım. Bu kupada var mı bilmiyorum. Dalga mı geçiyor? İlk yarı zaten esas zorlu olan ilk yarı. Zaten oyuncuların da gelişiyor. Bu kupa... İkinci yarı 10 puan fark yaparsın. 3 puan fark bir şey değil ki. İnşallah. Bu kupada önemli. Ya bir de var ya. Bir de sanki çok zormuş gibi inşallah. Ya abi şampiyonsun hani. Ya Onur ne zaman bırakacaksın bu taklidi? Yani kötü takımmışsın taklidi ne zaman bırakacaksın? Ya kötü takım değil. Ben bu takımdan liderlik bekliyordum. Gelmedi, onun üzüntüsü yani. Abi biz 5. falan olacağız. Yani şey yapmanı gerek yok. Tamam yani kazandın abi, devam et. Sizin, tamam, Şampiyonlar Ligi arkadaşlar, gruplarımıza bakalım Şampiyonlar Ligi'nde. Al işte. Ne al işte ya, Atalanta gelmiş abi. Antalya'ya eşleşmişsin, dalga mı geçiyorsun ya bizde? En iyi takımlardan bir tanesi ya. İkinci çıkmışım, Sevilla 15 puan. İkinci olup Atalanta'yla eşleşmişsin Bayern falan varken. Sevilla kimle eşleşmiş? Sevilla. Inter'le eşleşmiş o da. Ya şaka gibi, grup liderine daha zor takım çıkmış ya. Abi böyle bir şey söyleyeceğim. Yok. Asla kabul etmiyorum. Atalanta geçen Ardenelemişti. Atalanta'da bug var. Çok iyi takım. Hiç alakası yok. Atalanta'nın lisansı bile yok ya. Devam et. Baglanma. Lisansı ver Arda'm bana, ver. Konuşturma bu arkadaşı. İnanılmaz ya. Evet arkadaşlar, şu anda Ocak ayındayız. Çıkıyorum. İkinciyim ama 7 puan gerideyim normal. Bu da ikinci. Herkes ikinci gibi. Herkes ikinci abi. Abi zaten Fransa Ligi'ndeyiz. Ya ben konuşmayacağım. Ben cevap yetiştirmeyeceğim ya. Ya ben gerçekten sinirleniyorum. Gerçekten sinirleniyorum. Bu arkadaşın sesini kısarak yapamıyor muyuz bunu? Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'ta yani. Eşleşiyorum. Lider çıkıyorum, Juventus çıkıyor bana. Juventus adam bence kötü. İkinci çıkıyor. Adam ikinci çıkıyor, Atalanta çıkıyor. Lider çıkıyorum, Juventus çıkıyor. Böyle bir saçmalık görmedim. Juventus isterdim ben. Sevilla kim? Niye? Kalesinde Şezni var. Juventus iyi takım. Yine Bayern Münih'sin. Nerede ben de Atalanta gruptan bile çıkamamış. Nerede bu Atalanta? Sevilla kimle eşleşmiş? İnanılmaz ya. Gruptan çıkamayan takım. Sevilla Bayern'le eşleşmiş. Ne alaka abi? Atalanta son 16'ya bile kalamamış. Ben şeyden de son 16'ya kalamayan takımla adam ikinci olup eşleşti. İnanılmaz bir saçmalık. Yapacak bir şey yok, böyle bakıyorum. Yani şampiyonluk şansının olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Sebastian Perez ismine dikkat çekmek isterim. Eski Galatasaraylı. Fransız damağımızda kaldı, sağ bek. Öyle. O şey mi? Kısa boylu uçak. Paso sakatlanıyordu ya. He. Perez. 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 Güzel futbolunu bu güzel golle süslüyor. 5-1 oluyor. Ben korkuyorum. Kesin liderdir. Bak şimdi bakmıştım. Yok bakmadım. Hiç bakmadım. Yemin ederim bakmamıştım. Allah belamı versin ki bakmadım. Ya bu takım nasıl lider oluyor ya? Nasıl oluyor? Bana şimdi hile yaptı, iması mı yapıyorsun? Hayır, şanssızlık anlamında söylüyorum. Şanssızlık hiç konuşmaman lazım abi senin. Sana Atalanta çıkmış ikinci olup. Sana bir şey diyemiyorum yani. Şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Manchester United bana da kolay çıkmış. Allah var yani. Ben de ikinci çıkmışım, bana da kolay çıkmış. Tek lider benim. Tek lider benim, en zor bana çıktı. Kafayı sıyıracağım. Doğru ya. Söylüyor. Ama Inter'le United seviyeye de Inter çıkmış. Ya birinci de olsam yine ballıyım yani bu konuda. Burada ballıyım. Yapacak bir şey yok. En azından ben şey yapmıyorum ama Uğur abi. Onu bir takdir bekliyorum senden. Böyle olup da ya hani nasıl böyle şey falan hani böyle zor takım falan yani, demiyorum. Bir şey yok. Ben Atalanta ile eşleştiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. İyi bir kura çekmişim. Geri geçir. Bir dakika geçiriyorum. Geri geçir. Çok kötü bir takım ya Atalanta'da, yani oyunda çok kötü bir takım. Hazır mısın? Evet.
2-1 yani. Mi? Tam elenmelik skor bak. Tam elenmelik. 1-0 dakika 119. Peki bir dakika. 3-3. Aşağı yukarı da eşit oynamışsın. Senin takımda bir sorun var Onur abi. Ben sana söyleyeyim. Bu reytinglerle böyle oynatamazsın. Takımı kesinlikle bir şey değiştireceğim. Bir şey var ama değil mi Uğur abi? Yani bu kadar da kötü olmaması lazım. Yani. Çok kötü. Arkadaşlar ikinci maçımız. Merih oynuyor bugün. Şöyle bir bakalım. Tamamen şey oynuyorlar. Ben bu maçta gerçekten şaka yapmıyorum. Ciddi ciddi korkuyorum. Haydi çocuklar be. Şurada bir geçelim be. Geçtin abi. Yes be. Oh yani işte bu. Düşünün yani. Bu. Evet, ekranı Uğur abiye veriyorum. Çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Yani Atalanta'ya eledi zaten. Olarak eşleştiğim Juventus deplasmanına gidiyorum. Oyuncularıma bir bakayım. Felix 85 olmuş. De Bruyne aynı. Tonali bir 2 puan artmış. Militao artmış. Teşekkür ediyorum Militao'ya. Alfonso Davies, Mazrui falan artmış. Yani birer ikişer artmışız. Hadi koçlarım benim. Edelim. Ve hadi kullarım. Juventus'un karşı 2 fark kazanıyorum. 5 fırsat, 6 şut, 2-0. Güzel ben tebrik ediyorum. Deplasmanda. Tebrik ediyorum. Ben tebrik ediyorum abi. İyi oyuncuyu her zaman tebrik ederim. Juventus'la tekrar oynuyoruz. İnşallah. Saçma bir skor çıkma. 3-0'a elendim abi. Abi böyle oha. Bir şey olamaz. Abi 3 fırsatım var adam 5 fırsatı hadi anladım onu da. Ya 3 fırsattan bir tane atamadınız mı gerçekten mi ya? Alandın olmayışı golcü olarak arkadaşlar. Uğur için bir üzücü bir an oldu bence. Çünkü Haaland hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum ben bunu. Ben hiç beklemiyordum. Ben turu geçti diye var ya yemin ederim ekrana bile bakmadım. Kendi kadroma bakıyordum hani kimi oynatsam falan diye. Takım ekranlarda görüyorsunuz. Bence bu arada geliştikçe göze daha hoş gelen bir takım oldu. Onu da söyleyeyim. Şimdi rakibimiz Manchester United. İnşallah Ronaldo'nun gazabına uğramayız. Sancho Ronaldo falan yüksek reytingli oyuncular var. Bir tek defans hattı iyi değil o kadar. Hadi hızlı olur, simüle Cristiano. Ediyoruz. Hadi Cristiano. Haydi. Yes. Yes. İkinci maç yes. Elemem lazım ya. Burada gidersem çok kötü olur ya. Hayır ya. Olabilir. Tamam, maç içinde. Ne yapacağım? Bir dakika. Ne yapabileceğime bakacağım. Şöyle yaptım. Şurada OFD artı 4 alıyor. Şu sağ tarafta Mount'un ikinci mevkisi sağ kanat. Oldu. Yemin ederim kalbim küt küt atıyor. Yemin ederim ki ben çok şu ana kadar en çok heyecanlandığım rebuild bu olabilir. Şu anda çok heyecanlıyım. Bu kıyamı unutma. 2-0 kazandın. Bas. Kaç şutun var? 6. Adamlardan 15. Daha fazla. 10-15. Ama o daha aynen. İsabetli oldu. 5. İyi pozisyonlar yani. Evet. Bana geçirebilirsin Ardancı Mekan'ı. Bana çok çok iyi bir takım geldi. Bir dakika. Yani elemem çok zor. Çok iyi bir takım geldi bana. Moralim bu takımı çok nasıl eğileceğim bilmiyorum. Bayern Münih. Eledin bile ya. 2-2 kalıyorsun Bayern'le. 2-2. 2-0'dan 2-2 yapmış. 2-0'dan 2-2 yapmışım bir de. 3 şutum var, 2'si gol olmuş. Sevgili arkadaşlar, 2-2'nin rövanşına çıkıyoruz. Almanya'dayız. Lewandowski, Müller, Sané, Gnabry, Goretzka, Kimmich. İnanılmaz bir kadro. Kalecim bu arada 81'den 83'e gelmiş. Teşekkür ederim Silva. Haydi çocuklar. Yes! 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 Benzema, Havertz be. Koçlarım benim be. İşte bu. Evet Paris'cim. Gel bakalım. Senden korkan senin gibi olsun. Yes! Benzema Tadic. Yes! Ben bu oyunu oynuyorum tamam mı Erdem'ciğim? Sen bu oyunu oynayabilirsin ama ben bu oyunu oynuyorum. Tamam? Tamam Erdem. Benim de altımda Benzema falan olsa ben de oynardım. Tabii canım ya sen de oynardın. Evet geçiyoruz şeye ikinci maçımıza. Takımına baksana Onur abi. Hazır mıyız? Neymar penaltı kaçırmış Kamil. Neymar penaltı kaçırmış Kamil. Neymar senden korkan senin gibi olsun lan. Tamam final senden maç. Korkan senin gibi olsun. Geç Erdem. Geçtim finale geçiyorsun sen. Allah'ım ya öyle bana bağırmalar falan ne oluyor? Bağırmadım abi. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde biz buraları oynuyoruz. Ama biraz ben şampiyonlar gibi çok ilerlediğim için oynamayacağım. Çünkü zaten biraz fazla ilerledim. Sizi de burada sıkmayalım. Haaland Benzema bu takıma gayet güveniyorum. Takımım gayet iyi. Hadi çocuklar diyorum. Aa bir de olaya bak Benzema da yok ya. Yes! Tadic attı. Tadic. Oha. Tadic yıllarca üzerine konuşulan. Hatta videonun başında Tadic attığında gülmüştü. Gülmüştü. Çok iyi hatırlıyorum güldüğünü. Tadic'in golüyle şampiyonlar günü alıyoruz. Allah bugün var ya Arda'ya bir sağ tokat bir sol tokat vuruyor. Tadic'e gülmüştü. Ve hemen. Ya Allah niye beni tokatlasın ya şu anda. Ne bunun? Evet sunumuza geçelim. Ne yaptım Allah'ım ben? Şampiyonlar günü aldık. Lige bakalım ligde Paris'e geçirdik mi? Ligde de 92-91'le şampiyon oluyoruz 92-91. 92-91 kupaya bakalım. Copa de Nacional'e biz hiçbirinde yokuz. Burada Le Havre de Kuvvet'e elendik sevgili arkadaşlar. Ne yazık ki kupada yokuz. Ben şu anda kafayı yiyorum nasıl kupada şampiyon. Gol kralım var mı? Karim Benzema! 28 tane sen nasıl atarsın? Peki Haaland nerede? Haaland 18. Abi Benzema'nın adı yetiyor. Bak Haaland 18 görüyor musun? Asist krallığı Neymar zaten bırakmamış. Gol yenmeyen maçta yine yokuz kalecimiz yine 9. Şampiyonlar Ligi bakalım. Benim bakalım. Orada da belki gol kralım vardır. Asist krallığına baktığımız zaman yokuz. Gol kralıma baktığımız zaman da yokuz diyoruz.
Ve kişisel verime geçiyoruz. Benzema artık 110 verim yapmıştır diye düşünüyorum. Şöyle bir 40 var herhalde Benzema. 37 gol 8 asiste 45 gole katkı veriyor. 45 gole katkı. Sen nasıl bir kralsın be? Abi sen nasıl bir kralsın be? 16 asist yapmış Tielemans ya orta sahada. Oha Tielemans'a bak. 16 asist arkadaşlar görüyorsunuz. Van Dijk 90. Tadic eksi 4 almış. Antonio artı 2 almış. Vinicius artı 2 almış. Havert artı 2. Alexander Isak 1 falan. Bunlar çok önemli değil. Asist kralına baktığımız zaman da 16, 8 falan filan de gidiyor. Senin var ya her yerinden öpüyorum seni. Sen adamın kralısın Benzema. Sağ olasın. Buyurun. İkinci oldum ligde. 12 puan fark attı Paris bana. Hani Onur abi diyordu ya sen nasıl birinci bitirirsin ilk yarıyı diye. Bak birinci bitirdim abi. Videoyu da birinci tamam, bitirdim ben değil mi? Ben haklıymışım. Ben ona şaşırdım. Ne haklıymışsın? Bir iyi gitmişiz. Birkaç maç kazanmışız. Onu bir de bana fazla gördün. Orada beni ezdin. Görmedim. Al. Al bu muydu? Buydu yani ha. Tamam. Uğur anladın değil mi demek istediğim? Ben haklıymışım çünkü olması gereken buymuş bak. Ya olması gerekenle ne alakası var? Neymar. Çocuğu mobbingledi. Tehlike görünce Arden'i mobbingledi bu çocuk. Arden haklı. Tehlike kupa Nasyonale'yi alıyorum. O kupa. Zaten yani burada bitti Arden. Ya. Kupa bitirdi bu işi. En azından kupasız geçmedim yani. Şampiyonlar Ligi beni çok üzdü. Yani Bayern Münih benim elediğim. Ben yemin ederim United'ı eleseydim United böyle balına kazanmasaydı çünkü United'a çok sinir oldum. 1-0 kazandılar ya ilk maçı. 5 tane atmış sana ya. İlerle bakayım. Hayır ilk maçtan bahsediyorum. İlk maçı öyle kazanmasaydı ben formasyonumu hiç bozmadan defans yapa yapa ilerlemek istiyordum. Kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Şampiyon elenmiş. Bayern elenmiş United. Devam. Evet öyle de bir şey var. Biz de demek ki bayağı ne eğlenecektik zaten. Çok moralim bozuldu Onur ya. Onur abi kazanmasın ne ya? Evet Onur abi kazanmasın yaptım ismimi. Sana yazıklar olsun. Ben senin kalecini de orada almayıp abilik yaptım. Sen Onur abi kazanmasın mı yaptın? Abi şimdi ne alakası var? 20 tane atmış. Evet Burak 20 gol atıyor. Benim en iyim 17 gol atmış Muhammed Salah. Asist krallığında Pedri ucundan dönmüş. Trapp Navas'la aynı sayıda. 5 puan. Evet teşekkür ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de oha Trapp 4. olmuş. Asist krallığında golde hiçbir şey yok. Arden o 5 puanla var ya kaybetsen o 8'lerden bir tanesi 7 olsa belki kazanacağın hale gelecek misin acaba bakalım. Verim olarak da iğrenç bir sezon. Muhammed Salah 34 verim yapmış. İstanbul plakasını yazdırmış. Tebrik ediyorum. Vlahovic sen ne işe yararsın kardeş? 85'lik adam olmuşsun sen ne yapıyorsun? Pedri'nin 15 asisti var. Evet Pedri de takımda asist kralı olmuş. Moralim çok bozuk. Konuşmama bile yansıdı. Ben ekranı Uğur abiye vereceğim. Bakalım onda neler var. Ben de ikinciyim. 75 kaç puan. Yani bu ligde normal bu aradaki. En kötü ikinci olmamız gerekiyordu. Kupada yokum ben. Onu biliyorum. Marsilya'yla anlayamadım. Takım final oynamış. Ben kime elendiğimi bile hatırlamıyorum. Son 16'da Clermont'u eleyen garip takımda finale çıkmış. Şampiyonlar Günü biliyorsunuz zaten burada. Orada da Bayern almış he. İnanılmaz. Bayern ilginç. Bir krallıklara bakalım yani. Bu arada 43 kovulmak üzereyim şey olarak da. Mbappe bırakmamış. Messi ikinci olmuş. De Bruyne gol krallığında 20 tane atmış beyler. İnanılmaz. Arden'in almadığı De Bruyne. CM adam. Arden al sen onu almasın. İkimizin karmasını yapsak seninkinden iyi değil. Neyin şovu bu anlama? Birbirimizi öldürmedik diye, birbirimizin cesedini tekmelemedik diye adamı beğendiremiyoruz. İnanılmaz bir olay. 20 burada Skral'la yine Paris Saint Germain var. Benim takımdan asist yapan insan yok mu abi? De Bruyne 6 asist yapmıştır. Kaleci'de yokuz. Hiçbir şeyde yokuz. Yalandan şey de var Şampiyonlar Ligi'ne. 8 Bayern Münih. Asist krallığında 4-4-4 yokum. Gol krallığında De Bruyne 4 tane atmış burada yok. Onur abi bir şeyler yapıyor orada. Verimden diyeceğim de verimde de zannetmiyorum. Adam 45 verim falan yapmıştı. 26 gol 7 asist 33 yani verimim bile iğrenç ya inanılmaz bir şey. Abi biz çok kötü olduk Pedro ya. Pedro Gonçalves ne alakaysa 14 gol 6 asist kimi kesti bilmiyorum. Florian Wirtz kimi kesti bilmiyorum 11 gol 3 asist. Forvet diye koyduğum Felix 8 gol 3 asist yapmış. Diyecek hiçbir şey yok. Asist konusunda 7 asisti geçen adamım yok. Evet. Bazı adamları anlayamıyorum gerçekten ya. Oynamadılar evet. Mı ya? Kalecim bile kesilmiş. Kim kesecek ki benim yedek kalecim dandikti. Evet. Sakatlandı ben. Anlayamadım bir dakika. Şöyle bir oturayım istiyorsanız. 48 Davis, Tonali. Abi şey maçım bile yok ya. 50 maça bile çıkamamışız. Kim kesildi acaba 11'den? Pepe niye 18 maç oynamış? Remiro 17 maça çıkmış bak kaleci 17 maça. Tak 11 oyuncusuydu kesilmiş. Remiro girmiş şey yerine senin ana kalecin yani. Sen, ne alaka yani?
Osimhen 20 maça çıkmış. Taktiğimi değiştirmiş abi adam. Nasıl taktiğimi değiştiriyor beyler? Santrfor yok gibi bir taktiğim. Nasıl oynuyor bu adam? Felix yerine onu alıyordur direkt oraya. Olfey'de Santrfor oynatıyordur. Şöyle bir oturayım artık ya. Ayakta çok kaldım. Biliyorum Onur abinin kanalındaki bir videoyu izliyorsunuz şu an. Ve direkt böyle beni görünce şaşırmış olabilirsiniz. Arkadaşlar üçlü rebitler hakkında bir açıklama yapmam lazım. Kötü bir şey oldu. Normalde bu hafta benim kanalımda yayınlanacaktı yeni video. Ancak maalesef yanlışlıkla bilgisayardan ben o kayıtları silmişim. Bu yüzden o video gitti. Yani 23. haftanın videosu gitti. O videonun sonunda oluşan puan durumu şu anda ekranlarda. İnanılmaz bir video olmuştu. Ya gerçekten manyak videoydu böyle. Ben umutlanıyordum birinci olacağım diye. Bir anda Onur abi geçiyordu beni, bir şeyler oluyordu. Ben ikinci oluyordum. Uğur abi birinci olmuştu ama benden 6-7 puan fazlası vardı mesela. Hani bu şekilde herkes yakındı. Çok eğlenceli olmuştu arkadaşlar ama maalesef o kayıtlar silindi. Çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bu hafta Onur abinin videosunu yayınlıyoruz. 24. haftanın videosu bu. Haberiniz olsun dostlar. Karışıklık olmaması için böyle bir açıklama yapmak istedim. Haftaya 25. haftanın videosu benim kanalımda Cuma günü yayınlanacak. Seviyoruz sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Bu video da çok güzel oldu. İyi seyirler. İnanılmaz bir şey. Neyse böyle yani. Yapacak bir şey yok. Bende başka bir şey kalmadı. Abi bence ben şimdi şöyle ben bir şey demek istiyorum Onur abi iznin varsa. Var mı? Estağfurullah kardeşim, ne demek? Uğur abiyi de tebrik ediyorum. Kendimi de tebrik ediyorum. Arkadaşlar sizden like bekliyoruz ve büyük bir heyecanla kazananı açıklıyoruz. Çok inanılmaz büyük yakın puanlarla Onur abi kazandı. Evet, var bile hesaplamadık. O kadar yani gerek yok. Çok net bir şampiyon var. Net bir ikinci var. Adamın kupası var. Verimi de benden iyi. Kralı falan da var, bir yarım yıl falan olsa. Çok net bir fark var. O yüzden birinci belli, ikinci belli. Ben de bir sonraki kendi kanalımdaki draftta birinci sıradan seçme bakımından bir avantajlık. Bununla teselli olacağım. Zürt tesellisi de bana düştü. Onurcuğum, yakaladığın seri hiç fena değil. Herhalde bir son 7 haftanın 4'ünü falan aldın. Tamamen atıyorum. Büyük ihtimalle bana çok yaklaştın. Şöyle bir tahminim var benim. Son 5 haftanın 3'ünü kazanıp bir kere bir ikinci oldum galiba. Öyle bir şey var. Ya da 5 haftanın... Sen bana çok yaklaştın. Ben onu biliyorum. Puan tablolarını ben hazırladığım için bana çok yaklaştığını biliyorum ve seni tebrik ediyorum. Puan durumu da şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Lütfen videoya like atın arkadaşlar. Bizim için çok değerli. Attığınız her like bizi biraz daha öne çıkartıyor. Umuyorum ki öyle bir şey yaparsınız. Yeni haftalarda birinciliğime devam ettirmek istiyorum. Biraz daha devam ettirirsem belki birincilik artık Uğur'da gibi ama ikinciliği kovalayacağım diyorum. Arkadaşlarımın kanalına lütfen abone olun. Çünkü onların da her cuma onlarda da videolar var. Sizleri çok seviyoruz. Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.